Gizli aşk mektupları. Silahla ya ölürsün ya da yazarsın, ya ölürsün ya yazarsın rezil olmaktansa. Aşk dolu gizli şarkılar. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Serap Hanım, İnsan sevdiğine canım böyle ben mi yanar? Efiha'yı çıldırtan iddialar stüdyoya bomba gibi düşüyor. Hiç mektupları utanmıyor musun? Bir tarafta Refia yuvamı yıktı diyen Nermin. Tüh yedin azem. Bir tarafta aşka küstürdüğü eski kocası. Ya ben bu tahta rezil etmemek için kendi ismini duydun mu? Bir tarafta koca hırsızı olmakla suçlanan Refia. Ben mahalleme gidecek yüzüm kalmadı benim. Yalancı mı, mağdur mu? Ya bunlar böyle senaryo yazdılar tamamı. Birazdan. Torunu, gelini ve küçük torununu kaçırdı. Çocukların hayatını perişan etmek. 16 yaşındaki Sümeyye babasıyla kavga etti. Torun hasret çekiyorum ben. Annesini ve kardeşini alıp sırra kadem bastı. Nasıl yapıyorsun bana bunu? Gelini ve torunları nerede? Yalvarıyorum Gülay, dön geri gel. Birazdan. Herkes katil Gonca Gül diyor. Yani Müslüman hükümetine babası çağırın, çağırın. Şok mektup stüdyoya bomba gibi düşecek. Annemin gezdiği yerleri saat tutarak gezdim. 20 dakikada tamamladım. Her satırında ayrı bir çelişki. O annemin uydurması. Ben hiç inanmıyorum. Gonca Gül kayıp 5 saatte ne yaptı? Hayatın sağlamı mı? Senin yanında kayboldum. Cinayetin sebebi kredi borcu mu? Benim param kıtır kıtır geliyor. Kocasının kaybolduğunu ne zaman fark etti? Sen eş olsaydın sen ilgilenirdin babamla. Neden baltayla kocasını aramaya çıktı? Aramaya çıkarken baltayla gitmiş. Komşular suç ortağı mı? Virgüllerden çıkmadı. Katil gece arayan kadın mı? Dedim de derler bez kapatmıştır tanımıyorum diye. Gonca Gül kimi koruyor? Gördüm beni. Tanatos kondu. Birazdan. Sevgili seyirciler merhabalar efendim. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Star ekranlarından hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ve Gerçeğin Peşinde programından hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Sağlık diliyorum efendim başta ve Allah iyilerle karşılaştırsın hepimizi sevgili seyirciler. Umarım herkes iyidir, sağlık ve sıhhattedir. Bugün Avukat Hasan Kocabey Zonguldak'ta Nizamettin dosyasıyla ilgili, Nizamettin Havadar dosyasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere gitti. Oradan bize bildirecek gelişmeleri. Değerli hocam, adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi programlar diliyorum. Refia ile başlayalım. Çünkü Refia'nın kendisini dolandırdığını söylediği Mustafa ile ilgili. Hani bir dükkan açmıştı. Refia'dan altınlarını vesairelerini alarak. Refia da arkadaşından borç altın aldı biliyorsunuz. Bunun üzerine de eşi arkadaşını boşadı. Yani işler bu noktaya kadar geldi. Mustafa'dan sonra bir de Erol Bey'e dolandırıldı maalesef. Çünkü o da ben bu paraları alırım diye. Üzerinden de oldukça uzun zaman geçti ama Refia bunu içine sindiremiyor. Şimdi bizim yaptığımız ve ekibimin yaptığı araştırmalar sonucu Mustafa'nın o açtığı aslında kargocu açıyorum diyerek bu yetişkinlere özel ürünler satan açtığı dükkana ekibim gitti. Birileriyle görüştü. Bazı bilgiler edindik Refia. Bu Mustafa'nın açtığı dükkanla ilgili. Onları da ekrana getireceğim. İlk konumuz Refia Sert. Biz
Gizli aşk mektupları. Silahla ya ölürsün ya da yazarsın, ya ölürsün ya yazarsın rezil olmaktansa. Aşk dolu gizli şarkılar. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Serap Hanım, İnsan sevdiğine canım böyle mi yanar? Refiha'yı çıldırtan iddialar stüdyoya bomba gibi düşüyor. Hiç utanmıyor musun? Hiç utanmıyor musun? Bir tarafta Refiha yuvamı yıktı diyen Nermin. Tüh yediresin. Bir tarafta aşka küstürdüğü eski kocası. Ya da bu tahta rezil etmemek için. Kendi ismini duydun mu? Bir tarafta koca hırsızı olmakla suçlanan Refiha. Ben mahalleme gidecek yüzüm kalmadı benim. Yalancı mı, mağdur mu? Ya bunlar böyle senaryo yazdılar, tamamı şimdi. Biliyorsunuz Refiha ile Şahin daha önce evliydi. İki de çocukları vardı. Bir oğullarını maalesef Allah rahmet eylesin bir kazada kaybettiler. Şahin de tabii ki. Siz o zaman boşanmıştınız değil mi Şahin evladın öldüğünde? Öyleydi. Sen de evlat acısını, büyük bir acı yaşadın yani. Evet, halen ta yaşıyorum. Yaşıyorsun. Çok, çok. Evet. Hem de ne demek? Hı? Hem de ne der, der. Yaşamadı mı diyorsun? Öldü diye haber verince ne yapayım öldüyse diyen kendisi ya. Aa. Çocuğumu dövüp dövüp de iki ay çocuğumun çürükleri geçmedi. Oh, o zaman ben İstanbul'da olsaydım, ben memlekete gittim. Suadiye'de çocuğu elinden alamamışlar döve döve. Arabanın koltuğunun arkasına saklamışlardı çocuğu. Rahmetli çocuğu. Evet evet. Koltuğun arkasına saklamışlardı. Ben onu görmeden gittim. Memlekette yoldan geldik. Yıkanılma affedersin. Çocuğumu yıkıyorum. Her yeri mor çocuğun. Kaç yaşındaydı o zaman? Onu hatırlamıyorum kaç yaşındaydı ama büyüktü yani. Büyüktü. Okul tatilinde gittik. Ben delirdim. Yemin ederim İstanbul'da olsaydım o zaman... İki ay çürükleri geçmedi ben bunu öldürürdüm. Gören var mı çocuğu? Çocuğu kazaskerde bunun manavın önünde herkes bilir. Arasınlar. Kendi de biliyor ne kadar dövdüğünü. Arasınlar o zaman. Ne için dövdüğünü sorun. Ne için dövdü çocuğumu o kadar? Şahin ne oldu hakikaten? Hı? Niye böyle bir çocuk dövülmesi var mı ya? Niye dövdün? Yok ben çocuğu dövmedim şey yapmadım. İki ayda çürükle battaniye örmüşler çocuğun üstüne de sakladılar çocuğumu. Battaniyenin altındaydı çocuğum. Çocuk dedi ki dayın dedi silah alacak seni vuracağım dedi bana. Çocuk. Çocuğu eğitmişler. Dayım ama dedi. Çocuk daha küçüktü ben, diyor. Yalan yalan kesinlikle evet. Bu yalan. Kaç yaşındaydı yalan. Çocuk? Çocuk işte kaç yaşlarında? Çocuk küçüktü işte o zaman. 12. 12-13 yaşındaki çocuğu. Böyle olması lazımdı işte. Öldüresiye dövdün yani. Yalan yani ne silahı uydu şimdi onu uydutturdu. Arasınlar o zaman kim arasın? Kim arasın ya tamam, çocuk arasın. Rahmetli olmuş aradan evet. Yıllar geçmiş. O zaman çocuk bana niye sığındı ben? Bu yanıma geliyor çocuk yanımdan gitmek niye istemiyordu. Kaçtı? Niye kaçtı çocuklar Beykoz'da da geldi ben dünyanın 5 kuruşum yok çocuklar taksi parası ödedim. Çocuklar kaçtı niye kaçtın? Çocuklar götürdüm ben akşamdan baktım sabah bu kalktım çocuklar yok. Serap Hanım bu akşamdan sızıyor içip uyuyor. Çocuklar eşyalarını bak, topluyorlar. Poşetlerle böyle camdan aşağı ilk önce atıyorlar eşyalarını. Bu uyumuş televizyonu bile kapatmamış bunun çocuklardan yalan, bile yalan, haberi yalan. Yok. Camdan aşağı ilk önce poşetlerini atıyorlar. Sonra çocuk akşamdan diyorlar ki nöbet nöbet uyuyalım. Boşandıktan sonra oluyor. Tabii canım bu. Eşyalarımızı falan götürdükten sonra. Tabii boşanmamıştık. Çocuklar ben aldım gittim bunu bıraktım. Neyse almış gitmiş evet ama sana gelmişler. Ama evet. Ondan sonra bunlar nöbet nöbet uyuyalım diyorlar. Küçüğüm dayanamıyor uyuyor. Erdal büyük oğlum bekliyor. Sabaha bekleyelim ki diyor ışımadan kaçalım. Çocuklar artık büyük uyumuyor, bekliyor, poşetleri atıyorlar. Bir kış, fırtına, yağmur. O Beykoz'un hangi derelerinden çocuklar tanınmaz halde. Atlıyorlar camdan aşağı, taksi tutuyorlar. Geldiler. Zaten çocuklarla biz öyle anlaşmıştık. Gidin ama nasılsa ben sizi alacağım geri diye. Geri kaçın demiştim. Onu... Ama çocuklar kaçmış. Gelip kaçırmamış yani. Bunlar bir geldi, 5 kuruş param yok. Taksi o zamanın zamanında 60 lira yazmıştı. Ben gittim bakkaldan aldım taksinin parasını verdim. Yeter ki çocuklarıma ben kavuşayım. Peki evlat çocuğun vefat ettiğinde Şahin neredeydi? Memleketteydi. Hı. Şahin peki siz? Memlekette Mustafa Elmacı var. Arayın ben çocuk öldüğünde o geldi ben ikna ettik. Gece saat 5 mi bir şeydi. Ama ölsün, ölürse ölsün demişsin. İşte ona sorabilirsiniz Mustafa Elmacı Şahin, var. Şahin
Neden Refia'yı? Durumda olduğumu. Refia'yı neden cenazeye almadınız? Mehmet Sarı var, ona sorabilirsiniz. Şahin ne olur? Bunu aradım. Ben sanki havaya konuşuyormuşum gibi bir tepkisiz. Evet. Dinler misin? Tamam. Refia'yı neden cenazeye almadınız? Gelmesin. Ben ondan korkmadım. Neden korkuttunuz yani? Ben hiçbir şeyden korkmadım. Ben zaten iyice moralim bozuktu. Ben çocuğu dediler ki bana. Oraya gömecekmiş dediler. Ben de çocuğumu alın gel dedim kardeşlerime. Ben başka bir şey bilmiyorum. Ha, kardeşlerim bunlar, niye korktu? Kardeşlerim de şey yapmış bunlar. Peki, bilmiyorum ne Şahin gelmeyince, cenazeye gelmeyince sormadın mı sen evladının cenazesine niye gelmedin diye? Kimi? Kimin onunla mi? Konuşmuyordum ki. Ya bunda konuşmamakla alakası evet. Var mı? İkinizin ortak çocuğu ölüyor. Hı. Gencecik yaşta. Anne cenazeye gelmiyor, Ünye'ye değil mi? Evet. Ünye'ye gelmiyor, sen de demiyorsun ki bir kadın, biz ayrı olabiliriz de sen çocuğunun cenazesine niye gelmedin diye sormadın mı? O zaman ben onu düşünmek neredeydi? Ben o kadar moralim bozuldu ki ben çocuğun yüzüne çok, bile zor çok. Baktım orada ölüsüne şeyine. Çok. Serap Hanım bir şey sorsanız. Bu ekmek tahtasını kafasında neden kırdığımı sorun. Allah Allah. Kül tablosunu da ekmek tahtasını evet, kırdı. Evet evet. Böyle o anda o geçti. Böyle aa, bir vurduğum gibi ekmek tahtası ikiye ayrıldı. Kime vurmuşum? Söyle bakayım kime vurmuşum? Sana vurmuş sana. Sana vurmuş. Niye vurdu? Neden kırdı? Neden kafasında herhalde. Ekmek tahtası Allah Allah, kırdığımı? Kartal'daki kendi evimizde de öyle güzel bir kül tablom vardı. Onu kırdığımda da her yer kan oldu. Ekmek tahtasını kırıldı ama bu, kanamadı. Kül tablosunu da neden kırdığımı kafasında. Kül tablosu attı. Bak. Sorun. Ben bunlara cevap istiyorum. Ya, ben yalan bilmiyorum. Refia bir. Ben anlatayım mı? Sen anlat. Ha. Önce ekmek tahtasından başlayayım. Evet. Niye ekmek tahtası? Bir dakika Şahin. Ekmek tahtasından başlayayım. Kül tablosuna da geleceğim. Ben yalan bilmem. Ben ölüme de gitsem doğruyu söylerim. Ben yalan bilmiyorum. Böyle öğretilmekle de konuşmam ben. Vaktinizi almayacağım. Küçükyalı'daki evdeyiz o zaman. Bu kapıcılığı sevmiyorum dedi atıldı ya kapıcılıktan. Toplantı oldu. Çocuklarının hatırına, karısının hatırına kalsın günah dediler. Ben binada her dairede çalışıyorum. Gitmediğim küsüyor. Senelerce. Bu yapmıyor. Görevi yok. Bu öbür dostunun sevgilisinin yanında bu. Millet çağırıyor zile basıyor bu yok. Adem ile biz kardeşinin arıyoruz. Adem bana kaç sefer küfretti bunun yüzünden. Bundan adam olmaz ne bilmem ne bekliyorsun diye aynen böyle. Adem'in de mert olduğuna inanıyorum ben aynısını da söyler. Bu şimdi kalkmaz çalışmaz. Bu dedi ki bana hafif bir iş olsun ben bu işleri sevmiyorum. Havaalanına personel götürüp getirecek. O servisle artık bilmiyorum sabah 5:30 mu ne havaalanına personel götürecek. Onu buldum ben buna. Bir sabah gitti. Dediler ki arada da ister çorap sat, limon sat ne yaparsan yap. Akşam vaktinde burada ol, sabah vaktinde burada ol. Bu bir gün gitti. Ertesi gün yatıyor bu. Saat geçiyor bakıyorum saate kalkacak mı bu yatıyor. Dedim kalk ne oldu saat geçiyor. Ben gitmeyeceğim. Ben 5:30'da millet yatarken ben gidip kapılarında bekleyemem. Ondan sonra biz bununla başladık tartışmaya. Sen hafif işi istedin. Bundan daha hafifi ne olabilir? Bu dedi ki bana çok özür diliyorum ama hepinizden hocam sizden de özür diliyorum. Affedersiniz milletin karısı gidip bilmem ne de kazan dediği gibi. Ekmek tahtası elime geçti. Bunu herkes de bu hadi küfür etme. Hocam nasıl konuşuyor görüyorsun? Nasıl küfür etme olanı ama. Konuşuyorum. Küfür etme. Olanı konuşuyorum. Demin de bir hadi yalan makinenin ne yalanı? Küfür etmeden. Ne böyle bu ya? Evet Refia. Ekmek tahtasına kafasına bir vurduğumu hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum. O zaman kanamadı kafası. Oradan bir sene mi iki sene mi ne geçti işte 94'te mi ne biz Kartal'daki eve gittik kiracı olarak. Orada bu yine çalışmıyor. Affedersin dedi bilmem. Çalış dedi bana. Öyle dediği gibi de kül tablosunu ben bunun kafasına bir vurdum mu? Küçük çocuğum evde o zaman da. Bunun kafasından tabi o zaman kanadı bu. Gitti Suadiyeler'de hocam, kasa düştü başıma arabadan dedi. Utandığına söyleyemedi bile. Şikayetçi olmadın mı? Yok. Bak, İster olsun. Anlamını anlatayım ben size. İster olsun. Ben dedim
Sen dedim zor ne dedim. Bu çocukları yapan dedim neredeyse. Sen madem ayrılacaksın, boşanacaksın dedim. O zaman şey kül tablası fırlattı. Ne alakası var? Anneme kuş ettin diye buldum ben. Doğru söyle, niye söylemiyor ki? Herkes de biliyor bunu. Sen ara, kim arasa çıksın erkeksin. Çıksın. Hadi. Ara kim? Tespit et. Ben senin rahmetli Nur ben içinde yasından hala baba söylüyorum. Deyip başında okuyorum senin yalan babana. Geçir, bu yalan benim babam, öz babam gibiydi. Ne, son ben nefesinde bir bile refah gelmedi gibiydi mi demiş. Şimdi Refiyan ben şeyi merak ettim. Terbiyesiz terbiyesiz konuşmayalım. Yani Şahin Bey zaten öyle... Çıkmış, yoldan çıkmış. Yalan konuşma. Şahin Bey öyle ufak tefek hani zayıfcılız birisi değil. Siz kafasına vurdunuz kırdınız sonra size ne oldu? Vursun o da bana vursun vurdu. Nasıl vurdu? O anda vuramadı kül tablosunu. İşte vurunca vuramadı. Zaten kan fırladı şey her yere. Şey olmuş çünkü öyle anlatıyorsunuz. Yani yalvarıyor bana. Sanki böyle şey kovalayan hani eski filmlerde. Taner Bey. Balkoçoğlu gibi ben vurdum kırdım ya bu adam bu erkek Taner karşınızdaki. Bey. Demek ki çok sakin bir adam bu. Taner Bey ne sakini? Yani kafasında şey kırmışsınız bir şey yapmamış. Benim anama küfredemez ölmüş anama. E tamam edemez bunun karşılığında kafasında bir şey kırmaz. Bunu evi terk eder gidersiniz. Ben öldürürüm. O ayrı. Siz vurduğunuz halde yani kafasında kırıldı halde de bir şey yapmadınız. Açıkladım ben size açıkladım. Doğumu beni doktora götür ben de çocuğumun elinden Serap Hanım. Çocuğumun elinden tuttum o anda hadi oğlum dedim çıkalım dışarı. Ne olur gitmeyin beni doktora götür dedim araban orada. Hastanede burada o kadar yakınız ki. İster öl ister git dedim. Aynen böyle demediysem Allah beni taş etsin. Aynen böyle. Peki Şahin her ne sebeple vurmuş olursa olsun kafandan evet. Kanlar gelmiş. Evet her sen niye gidip şikayetçi olmadın? Niye şikayetçi olmadın? Olmadım ya. Olmamış. Olsaydın. Niye olmadın? Söyle. Olmadım işte ben olmadım. Senden boşanır diye mi korktun mu yani? Ya. Serap Hanım geldi. Değil de işte şey. Evimiz yuvamız yıkılmasın, şey yapmasın, bir toparlayalım. Yuvamız yıkılmasın diye. Uğraşıyoruz, ve böyle olmadı, işte, öyleydi. O kadar ahlaksız bir kadın öyleydi. Ki. Yok, ben sen konuşma, sen bir defa hiç konuşma. Yıkılsın. Sen hiç konuşma, hiç. Sen. Buraya Allah adam olma buraya. Ahlaksız ya bu. Sana soracağım zaten. Ahlaksız ya, tamam soracağım. Sor. Burada da sen bir defa hiç konuşma, hiç. Hiç bir defa, hiç konuşma. Ahlaksız ya, bırak, bırak yani, hiç bir defa yok. Niye bırakmıyorum, bırak ahlaksız. Sen neyi savunuyor ki, ne karşıyorsun bana? Niye karışmıyorum? Bu benim ne biliyorsun? Ne biliyorsun? Bu benim halam. Neyi biliyorsun da konuşuyorsun? Canım halam bu benim. Tamam, neyi biliyorsun da konuşuyorsun? Ya, yalan makinesi gibi yalan söyledi. Ona niye savunmuyorsun? Bizim bana kimse gibi yalan söylettiremez. Ne Serap Hanım söylettirebilir? Mustafa Bey. Öyle beklesin gitsin. Neyi savunuyorsun sen? Bir saniye Şahin. Mustafa Bey tam olarak halanız değil ama değil mi? Babanızın amcasının kızı. Babamın amcasının kızı. Babanızın amcasının kızı. Yani babamın kardeşi değil. Amcamın torunu oluyor yani. Kuzen halam. Tamam. Babanızın amcasının evet, amcası. Kızı. Evet. Hala deyince çünkü babanızın hani kardeşi diye. Kaç gündür suçlanıyor ya bırak yani niye taşıyorsun? Yok bu başka kadın evlen. Hayır o zaman diyor zaten bu işte şey olayı var ya Fehmi miydi? Fehmi olayı olunca da Şahin diyor ki ben geldim konuştum ama affettim bir şey demedim diyor yani. Şahin öyle bir adam yani. Şahin her şeyi sineye çekmiş. O da derini de bilmiyordum da işte ama silah çekti şey yap dedi. Ben de dedim, silah çekip o zaman mektup yazdı. Vereyim dedi. Gittik ben gittim. Daha başka bir şey bilmiyorum ki ben. Başka bir şeyini kadın anlattıklarını burada hiç bilmiyorum. Şahin başka senin bir şey. Senin vaktin yoktu kadın ki o burada, zaman merdivenin burada, başındaki kadından. Ben. Senin vaktin yoktu bilmiyorum. Ki bir şeyden. Zaten bu merdivenin başındaki kadın kim Şahin? Söylesin. Bilmiyorum komşusuymuş orada yanı sıra doktor gelmiş. Bey az önce avukatlık yaptınız. Bana soracağım dedi. Onu bir sorsanıza. Mantıksal gerçeği dile getirin. Avukatlık yapın ben doktorum. Soracağım dedi ya. Onu da bir sorun daha. Ben buraya halamı... Yanına bir destek, manevi destek. O zaman otur orada. Sesini kes otur. Neyi biliyorsun ki? Bilmiyorum. Ben bilmediğim... Neyi? Bir niye şey bilmiyorsam bilmediğim bir şeye karışmıyorum. Sana niye taşıyorum diyor. Niye taşıyorum sana? Tamam ahlaksız ya niye taşıyorsun? Sen benim neyime soruyor? Söylesene şu soracağın şeyi. Serap Hanım orada anları sorun. Tamam en gücünen, bilet gücünen mi soracağın? Onu da söylesene. Çocuğum bir dakika. Az sus. Serap Hanım o kadınları sorun. Kim o kadınlar Şahin? Hangisi? Başka kadınlara gidiyordu merdiven başındaki kadın. Ankara'dan sürgün oldu geldi bizim merdivenin başına. Her sabaha kadar sayısız erkek yanında bu da yanlarında. Hani bir aşağı üç hani fazla eksik değil ya bu da onların yanında. Bir anlatsana kim bu kadın? Her sabah kadın, 15 tane kadın içki doktordu, şişesi kadın. Kapıda. Ben ona işleri vardı evde eksik işleri falan var. Ona yaptım. Aha. Orada şey yaptım. Ondan sonra kadın buna yardımcı oldu. Doktora götürdü bunu orada. O kadar mı götürdü? Kadın bekar mıydı? Akıl hastanesinde şeydi, doktor, orada doktordu. Bekar Bakır mıydı? Bakırköy hastanesinde.
Valla bekar da aldı. Annesi de vardı ama yani tek değildi kadın ki. Hayır hayır. Annesi de vardı yanında kadın. Doktor annesinin kadının, yanındaydı kız. Ya, annesinin yanındaydı. Ya nasıl uyduruyor böyle ya? İki lafı niye doktor kadının şahinle ne işi olur ya? Hep uğraştı bunun için. Doktor kadının şahinle işte. Beni evet. Doktora moktora götürmedi. Serap Hanım açık açık söyleyeyim mi? Söyle. Benim çocuğum listeyle büyüdü rahmetli yavrum. Günde üç öğün dışarı çıkacak hani durduğumuz yer havasız ya. Pank altında doktorumuz her ay böyle yediği içtiği listeyle günde üç öğün dışarı çıkartacağım bahçeye uyutup içeri götüreceğim. Çocuğumu artık uyuttum arabada içeri götürüyorum. Merdivenin başında Allah aşkına bir hiç utanman gerçi yok senin de. Ben içeri giriyorum o zaman da ben inan ki ben bir şey bilmiyorum diyor ki kadın buna. Duş aldın mı diyor. Yok alma. Aldım diyor bu. Ben almadım diyor bir daha gelirsin diye. Yalana bak sen. Ben bunları duyuyorum şimdi. Eve indim banyo ıslak ama git terlemiş yıkanmış yani. Peki. Ben işlerini yaptım onlara. Dinle orada. Dinle ne annesi işi? Annesi de yanındaydı. Hayır. Annesi yanındayken şey mi olur? Öyle? Yalan. Ya yalan makinesi başladı. Yalan. Ay, doktor konuş ki, tamam ispat edin. Serap Hanım ben bunları nerede bileceğim? Bir dakika Şahin bir dinle. Senin yaptığın ispat edecek herkes. Dinlemek istiyorum ayır. Şahin. Ben de araftır. Niye yapmıyorlar? Serap Hanım. Madem hatam varsa beni arasınlar. Diyor Allah. Ki ben diyor duş aldın mı bu aldım diyor. Ben duş almadım diyor bir daha gelirsin Bakın. Diye. Eve indik biz ben duşun ne olduğunu bilmiyorum. Sipariş vermiş buna zannediyorum ben. Eve indik dedim Tülin sana dedim ne diyordu dedim. Şey bir şey sipariş mi verdi dedim. Onu alıp da gelseydin keşke. Yok dedi. Dedim duş aldın mı falan diyordu ya dedim ben de. Güldü bana böyle sırıttı böyle bu. Tamam. Duş dedi ne bilmiyor musun sen? Yok dedin. Bizde banyo yapma denilir. Duş alma. Aa dedim bu kadın dedim sana banyo yapmayı nasıl soruyor dedim ben. Burada serbest ayıp değil ki dedi bana. Aynen böyle. Ondan sonra da yok, zaten. Yok bence şunu demiş kadın. Herhalde duş şeyi takacaktın başlığı. Yok yok ya, Serap Hanım. Onlar, mı demiş. Onların işleri var. Ben öyle anladım. Ben orada. Serap Hanım yapmadım. Onun evinde hiç iş yapmadı. Ya Refia yaptın, bir şey söyleyeceğim. Doktor ki? Kadının Şahin'le ne iş evet. oldu? Ne doktor Allah ya. Aşkına? Sürgün peki, olmuş gelmiş şimdi, pisliğinden. Bak, bir dakika. Mahmut Bey doktor Şahin vardı. Onun eti işlerini ben yapıyordum. Bir saniye müsaade et. Şahin'e müsaade edecek misin? Şahin sen kulağın ağır mı işitiyor? Yok işine geldi. Peki duyduğun halde niye susmuyorsun mesela? Şahin müsaade et dediğimde niye susmuyorsun? Ya işte sinirleniyor mu? Dur müsaade et. Gonca Gül teyzenin bütün çelişkileri bugün ortaya çıkacak. Hem de belgelerle çıkacak ortaya efendim. Şimdi Refia ile devam edelim. Refia kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını söylediği ve elinden altınlarını aldığını söylediği Mustafa'nın aslında bir kargo şirketi değil de gitti, bastı diyelim dükkanı. Çünkü adam kayboldu ortadan. Telefonlarına çıkmaz oldu. Kah oradayım, kah buradayım diye yalanlar söylemeye başladı. Kargocu diye girdiği dükkanda bir baktı ki işte evleneceğini zannettiği Mustafa bir kadınla beraber oturuyor. Ve dükkanda da yetişkinlere özel bir takım malzemeler satılıyor. Bunları görünce şoke oluyor tabii. Şimdi orada çalışan bir kişi bize röportaj verdi. Şöyle söyleyeyim. Refia, Yıldıray adını hiç duydun mu? Mustafa'dan. Kardeşi herhalde. Yıldıray kardeşi mi? Tam olarak bilemiyorum ama kardeşinin adını tam olarak hatırlamıyorum. Peki Yıldıray diye bir isim hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne olarak hatırlıyorsun bu ismi? Kardeşinin ama? Olabilir diye düşünüyorum. Başka bilmiyorum. Sana bu dükkanı, sana bu dükkanı ben tek başına mı açıyorum dedi. Tek başına tek açıyorum. Tek başına açıyorum. Tabii canım dedi. Beraber zaten işte eve de yakın yemeğimi getirirsin, eve gelir yemeğimi yerim diye öyle konuşulan bu. Konuşulan buydu. Evet, evet. Evet, Yıldıray da onun kardeşi. Sanki öyle zannediyorum. Şimdi bir kişiye ulaştık biz. Daha önce de orada çalışan birisi. Bize bir röportaj verdi. Bir izleyelim istersen. Olay yaratacak açıklama. Dolandırıcı sevgili hakkında şok bilgi. Eski iş ortağı ilk kez konuştu. Mustafa dediğiniz kişi zaten tamam. Okey. Yıldıray'ın abisi. Fakat
Hani ben o insanlarla yaklaşık zaten 7-8 yıldır hiçbir şekilde bir irtibatım yok. Ne telefon, ne numara, ne bir bağ. Hiçbir şekilde benim onlarla bağım yok. Ben zaten yaklaşık 7 yıl önce falan bir ara onun ofisinde oradaydım. Okey, tamam ama ondan sonra ben zaten yaklaşık evlendikten sonra zaten 5 yıldır falan hiçbir şekilde. 5 yıldır ben zaten farklı sektördeyim. 6. yılıma gireceğim. Yani kesinlikle hiçbir şekilde benim onlarla bağım yok. Hani inanın. Ulaş, hani hala görüşüyorsam, konuşuyorsam size yardımcı olmak isterim. O dükkanın oralarda. Hala o dükkan onlara mı ait? Hiçbir inan bilgim yok. Uzaktan yakından en ufak bir bilgim olsa size yardımcı olmak isterim. Ama hiçbir şekilde itibatım yok onlarla benim. Ofisinin olduğu yerde yaklaşık 5-6 ay kadar onun ofisini ben devraldım. Hangi internet üzerinden satış yaptığım için? Hani ben yine oyuncak, shop tarzı değil de o bölgede ben daha çok bilgisayar web kısmına bakıyordum. Sıkıntıya soktular. Ama size şunu da söyleyeyim. Benim hiçbir şekilde onlarla bağım olmadığı için şu an benim onları arayabileceğim veya size verebileceğim kesinlikle bir numaraları yok. Çok uzun zaman oldu. Yani yaklaşık 2017, belki 2016. 6-7 sene oldu. Evet, aslında Yıldıray'la birlikte açmışlar yani. Yani senin paraları biraz da Yıldıray'a da gitmiş paralar daha doğrusu. Onu da... Belki de kendi üzerine bile açmadı. Hiçbir, ondan hiçbir bilgim yok. Ne desem yalan olur. Onu da kardeşinin adını duymam. Bir gün evde işte tartıştık dedi. Evden ayrıldım gittim dedi. 2 gün falan sonra işte annesi beni aradı. Mustafa'dan haberim var mı? Yok dedi. Nereden haberim olsun? Ben zaten ulaşamıyorum dedim. Sonra Mustafa kendisi söyledi. Dedi evden tartışıp dedi kardeşimle falan evet. Ayrılmıştım. O yüzden ama dedi. Ama Yıldıray'la beraber... yani paralar gitti Şahin Bey. Refik Hanım'ın altınları, paraları gitti. Elinde belgeler de var ama ondan da bir zaman geçti. Mustafa da zaten belki de ilk dolandırdığı kişi de sen değilsin bu arada. Evet. O paralarda senin emeğin de var mıdır sence altınlarda? Onları zannetmiyorum. Ben de evde parası benim. Evde? Ona çalıştım ben. O arada zaten araba da aldım, şey de aldım hepsini ben. Hep param vardı. Hepsi gitti. Evet. Onların bir kısmı da altın falan tek, olmuştur. Bir tek kartal taksim var, onu götürdüm ben. Neyi götürdü? Onu aldım, memlekete. Yalvardık bari televizyonumuzu geri verdi. Evde arabayı bir... ne yaptın Refik'e? Hangi arabayı? Arabayı diyor. Kendi arabası yok, arabayı ben. Kendim götürdüm. Sen aldın, ev onda kaldı. Tövbe yarabbim. Evet. Evi de kendim aldım, aldı diyor zaten. Şey peki. Var. Serap Hanım, bak bir şey söyleyeceğim. Ha, söyle. Ne olur bugün beni konuşturun. Konuş. Biz evi aldık, hiç para ödemedik. Bu eşyamızı götürdü ya. Çınarcığın muhtarıydı bizim ev sahibimiz. Kendi de bilir zaten. Sonra ben ev sahibini geri aradım. Dedim ki Müslüm Bey böyle böyle dedim. Başımıza bir iş geçti. Her şeyimiz gitti. Bir çay bardağımız bile yok. Kışın ortasında sobamız bile yok. Kulleri söktü, mutfak dolaplar. Yani çöp kovasına varana kadar hiçbir şey yok. Kapıların camlarını da kırdı. Yumrukla tekmeyle sadece cam kırığı var. Başka bir şey yok. Ben aradım Müslüm Bey'i. Dedim Müslüm Bey dedim böyle böyle olay oldu. Gel dedim evini geri al. Ödeyemeyeceğim dedim. Hiçbir kuruş para vermedik bunun zamanında biz eve. Sonra ben çıktım ağlıyorum. Aşağılarda ağlıyorum. Çaresizim. Şimdi bir de herkes ev aldım diyebiliyor ya. Ne diyeceğimi de düşünüyorum. Benim altımdaki bir ismini söylemekten de çekiniyorum. Söyleme, birine. Söyleme. Altımdaki hanımın babası Almanya'ya gidip geliyordu. Rahmetli oldu o da. Parasını ödemeden rahmetli oldu ama oğullarını ödedim çocuklarına. Sonuçta çok vaktim olmadığı için evet. Sonuçta diyorsun o evde onun hiçbir hakkı yok. Evet. Ev sahibim yardımcı oldu sonra ödedim. Şu anda bir telefonum var. Kuzenin telefonda bu arada da Nermin Hanım da canlı yayında. Eşin Nihat Bey telefondaymış. Şu anki evli oldu. 7 yıldır evliyim dedin. 8 yıldır geçti. Evliyim dedin. Aslında bakalım Nihat Bey sana telefonuyla... Destek mi olacak, köstek mi olacak, bu duydukları karşısında nasıl bir davranış sergileyecek hep birlikte göreceğiz. Nihat Bey merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nihat Bey, nasıl tanıştınız siz Refik Hanım'la?
İlk önce elbiseniz çok güzel. Elbiselerinize baka baka zaten bugün. Ay çok teşekkür ederim. Sağ olun Nihat Bey, çok naziksiniz. Eksik olmayın. Şimdi Serap Hanım. Buyurun. Serap da değil mi? Buyurun, evet efendim. Bir defa annem o ben kanat taktım, o benim kelebeğim. Kelebeğim size yolladım. Abdestleri için yolladım. Fakat aile konuları çıktı. Aile konuları çıkınca Refiha geleneğim kalbimde bir yer var. Daha çok yerine hani yükseltti. Şimdi abdest meselesi geldi. Yok bebek, yok mektup. 60 tane mektup lambanın içine nasıl sığar? O bir. İkincisi bebek aldırmaya gidiyor. Öyle bir şey olsa zaten hastanede belli olacak. O iki. Bir de artı şimdi bizim buralarda karısına sahip çıkamayan insanlara ben terbiye müsaade etmiyor. Ağır konuşuyorlar. Oradaki insan yani karısına sahip çıkmamış ya. Ben onu yadırgıyorum. Öyle altın gibi bir insan çocuklarını büyütmüş, etmiş. Nasıl suçluyor? Nasıl şeyimiyle beraber kaldığını görmüş veyahut da görmemiş. Sabır etmiş. İnsan ailesinin bir evde kaldığı zaman bir erkekle veyahut da bir bayanla kaldığını hepimiz 50 kez yapıyoruz. Hepimiz bu hayatı yaşıyoruz. O kadını nasıl suçlayabiliyor bu kadar insan içine ya? Ben onu merak ediyorum. Şimdi Nihat Bey, olayların gerçeklik payı olduğunu Femi Bey'in karısı söylüyor. İşte mektuplardan bahsediyor. Olay karakollara yansımış, yargıya yansımış. Şahin Bey de olayları biliyor. Silah peki, siz bu kadar hani diyorsunuz ya bunlar mantığa sığmaz. Peki ben de size bir soru soracağım. 60 tane ya da 40 tane ya da 30 tane mektup, evet, silah zoruyla yazılır mı yazılmaz mı? Yazılmaz o. O yazılmaz. İşte orada bir sıkıntı var zaten. Yani evet, silah zoruyla yazıldı savunması çok insana inandırıcı gelmiyor. Bu arada Fehmi Bey'in oğlu da dün telefona bağlandı. 12 yaşımdaydım. Kapıda işte bir ekmek torbası asılı olurdu. Biz oraya babamın mektubunu götürürdük. Oradan da Refiha Hanım'ın mektubunu alır babamıza götürürdük diyor. O da yukarıda böyle simit gibi floresanlar varmış. Ne olacak, mektup dediğiniz 5 sayfa yazılmıyor zaten. Şu kadar şu kadar kağıtlar. 100 tane de sığar koymak isterseniz o ayrı. Ama evet, silah zoruyla yazıldı pek bize inandırıcı gelmedi açıkçası. Anladım. Onu kapatalım şimdi. Ben size bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Şimdi mektupları alıp götürüyor. Hiç annesine söylemiyor. Bak bu Refa abla mektup yazıyor. Babama götürüyor. Babamdan alayım. Hiç annesine söylemiyor. Söylemedik. Korktuk. Babam çok sert bir insandı diyor. O yüzden de söyleme diye bizi korkuturdu. Yoksa döverdi diyor. 12 yaşındaymış zaten. Sokakta da ekmek poşetine nasıl mektup konulur? Okuma yazma bilen 12 yaşındaki çocuğa ya bu verilir ya, güzel, mi? Güzel kardeşim. Çok bu verilir alıyorum mi? Güzel kardeşim. Serap Hanım. Evet buyurun. Ya ben 40 sene oldu taksicilik yapıyorum. Sizin gibi bizim de iş hayatımız çok acı, çok yoğun, çok zor. Şimdi bir insan eve gelip karısına bir şey söyler mi, söylemez mi? Sen neredesin veyahut da ne yapıyorsun? Hiç sormak. Peki, İsteyen insan her türlü olay yapabilir. Peki bak, karısı bir kadın kocasından habersiz işte bir aile dostunun tabancasını evdeki fırında saklar mı? Güvenlik ama. Güvenlik. Ama güvenilmez. Yani evde iki tane çocuk var. Fırında bir tane tabanca var. Adam kendi karısı evde sabanca silah istemiyor diye alıyor. Defia'nın evine getiriyor. Şahin'den habersiz o silah o evin içinde, fırının içinde duruyor. Böyle bir şey yapar mı bir kadın? Yapar mı, yapabilir mi? Yapmaz da Şahin Bey'in adamı yok mu? Yokmuş. Adam fırını mı açıyor yani? Siz evdeki fırını kaç kere açtınız? Ben açarım. Ben her şeyi... Siz açarsınız. Şimdi, o açmamış. Şükür açmamış. Şahin Bey, mermiler patlardı fırının içinde açsaydı zaten. Hayır, fırını açıp bakmamış mı diyor yani? Görmemiş. Alo. Efendim buyurun Nihat Bey. Çok özür dilerim. Refah Hanım öyle iyi bir insan ki, öyle iyi bir netli insan ki. Bak yerdeki karınca görsün. Yerdeki kırınca görsün, ezmez yani. Peki, tabii ki bunlar geçmişte kalmış olabilir sizin için. Doğrudur. Ben evliliğinizin mutlu gittiğine, Refiha Hanım'a değer verdiğinize de çok sevindim. Her kadın değer görmeyi hak eder.
geçmişte insan ne yapmış olursa olsun onu kapatmasını da bilmeli. Aslında sonradan birlikte olduğu eşi, kadın ya da erkek, onlar da geçmişi geride bırakmalı. Ama bunları buraya çıkarken bunların da konuşulabileceğini zaten göze alarak geliyor benim konuklarım. Ayrıca Şahin de çünkü arayıp ya da bizimkiler aradığında benim de evimi elinden aldı. İşte benim o evde hakkım vardı. Elinden aldı. Kardeşi Adem de söyledi bunu. Sonra onu kapıya attı dediği için de Şahin burada. Peki Nermin Hanım'a geçelim. Nermin Hanım. Nermin Hanımcığım merhaba. Evet, merhaba, merhaba. Sen ne oldu da döndün şekerim arkanı? Ya öyle bir gerekti de ondan döndüm. Bir kızım var rahatsız, beni şey ettiler ondan. Anladım canım, anladım. Estağfurullah. Ha. Şimdi bana bak. Söyleyeceğim. Serap Hanım. Söyleyeceğim. O adam bilip bilmeden Refah'ı korusun. Tamam şimdi yapmaz, yarın aldı da yapmaz. Bunu çeken bilen bilir. Hastanelerde onun yanında zopa yediğimi dinlesin. Bir beni dinlesin. Niye öyle yapmış? Neden yapmış? Benim yuvamış etmiş. Yalan söylüyor. Adam da onu korumak için para mı kazandırıyor adam buna? Ne yapıyor? Kim bilir? Adamın ağzını alma. Nikahlı kocası ya. Nikahlı kocası. Nikahlı kocası. Nikahlı kocası. Nikahlı mı? O sizin seviyenize inecek bir insan değil o. Allah mesut etsin. Bak ne diyor? Karakterli bir insan o, düzgün bir insan o. Ağzınıza almayın. Ağzımı ben şey etmiyorum. İnkar gelme, hiçbir şey inkar gelme. Kızım dürüstsen, dürüst gibi konuş. Efendi gibi konuş. Konuşmuyorsun, yalan söylüyorsun. Orada kocan yalanıyorsun, şey yalanıyorsun, bilmem ne yalanıyorsun. Tamam, o adamı kandırabilirsin. Ötekini kandırabilirsin. Türkiye'yi de mi kandıracaksın kız sen? Türkiye'yi de mi kandıracaksın? Belki seninle olurken sevgililerini söylememiştir ama o kendisi biliyor zaten. Babasına gülerek anlatıyordu, sırıtarak marifet yapmış gibi. Kim anlatıyordu? Bu senin sevdiği sevgilin adam. Şahin. Şahin. Sen ne anlatıyor? Onu ben bilmem anlatayım, anlatılmadı. Sorsaydın yani, söylerdi orada sana ama onda o mertlik yok. Ben Şahin'den karakolda ayrıldım. Aha yüzünü televizyonda gördüm ben Şahin'i de. Nur içinde yatasça babasına bile anlatıyordu. Bir de sırıtıyordu ben böyle anlatırken. Şahin Rüya aldatabilir mi? Ama marifet ya. Böyle sırıtırdı ben babasını anlatırken. Yapma. Başka bir adam senin bileziğini kapar. Para nasıl kapıyor? Bir kadın olanla nasıl veriyorsun? Okuma yazmam yok. Bir şey yok diyorsun. Her şeyin var. Mektubu da yazan sensin. Bulmacayı da yazan sensin. Evet yazdım yazdım. Okutturmak için. Demek ki senden daha çekiciymişim ki yazdım efendim? Yani. Demek ki ben de bulmuş adam. He? Demek ki diyor senden daha çekiciymişim, daha hani güzelmişim, ben de bulmuş sen de bulamadığını diyor. Ha, yazdım. Tamam, olabilir, olabilir, ona bir şey diyemem. Demek ki sen de dayak yiyecek bir şey yapmışsın, yemişsin yani ne yapayım ben? Ooo, olmadı. Senin yüzünden yedim. Ne yapayım, ne, artık ne diyeyim yani, ne diyeyim? Aynen, telgrafın tellerine diye mektup yazmışsınız. Bir de her türlü çok kötü. Böylesi ahlaksızlar ne istese onu yazdırır, beni ilgilendirmiyor. Hastane iyi bir insan o. Yazdım hepsini yazdım. Başında adam olmayınca ama çok şükür olsun. Alnım da çok, yüzüm de pak. Şimdi evet, bak, evet. Yanında oturan Mustafa var ya, halam diye. Nereden hala sordun? Babasının amcasının kızısın. Olmadan götürü iş bitirir seni. Aha bu senin neyin? Bugüne benim akrabam, o senin neyin? Git oradan, hadi be oradan. Kadın olsa ben kadın, oraya çıkmam, kendimi de lezzetmem. Kimseye de altınımı, paramı yedirmem. Kimseye. Ben okuma yazmam yok. Bak dün geldi aldılar beni. Asla ya okuma yazmam yok. Gördüler. Ettiler. Beni mahalleme sor. Beni görümcelerime sor. Kızlarına sor. Kime sorarsan sor. Şimdi. Hadi be. Hadi be. Git oradan. Kuzeni Mustafa'ya lafı getirmişken 40 senedir falan görmüyorum diyordun Mustafa. Gerçekten görmüyor muydun? Oysa şöyle bir söylenti var. Bir tanım, gizli tanım da bağlanacak zaten. Diyor ki Refia diyor, memlekete gittiğinde Mustafa da kalırdı. Onlar diyor öyle 40 senedir falan görüşmüyor değiller diyor. Ne zaman, ne zaman kalırmış? Geldiği zaman işte. Ne zaman mesela? Bilmiyorum. Ne zaman gelmiş? Ne zaman gitti? Yok hani ne zaman gelmiş size söyleyen ne zaman geldi? Şimdi bağlanır söyler. Refia sen evladının mezarlığına falan gidiyorsun ya. Evet. Gittiğin zaman nerede kalıyorsun? Dayımın oğlunda kaldım. O amca oğlunda.
bunun için, o arayan için öbür dayıma küstüm. O da koronada öldü ama onun yüzünden oraya başsağlığı dilemedim. Evleri böyle böyle. Taner Bey'le sizin gibi. Peki orada Mustafa'nın evi nerede? Onunki uzak, bizim mahallemizde bu. Annemle hiç görüşmediniz mi o süreçte? O zaman hiç görüşmedik. Yani başsağlığına da gelmedi sana. Hani sen hayır, onu... hayır. Telefonumu hayır, falan bilmiyor hiç. O zaman. Eylül ayında dedi amcamın oğlu, Refah dedi işte dayısıgilin oradaymış dedi. Dedim az bir ara da benim sesimi tanıyabiliyor mu bakalım, evet, ama evet, nereden tanıyacak 15 dedi. Yaşındaki çocuğun 40 sene sonra yıllar tabii geçmiş. Yıllar geçti. Tanıyamadı, ben dedi sizi tanıyamadım dedi. Az zekan zorla dedim. Yine tanıyamadı. Ben dedim Mustafa'yım dedim. Mustafa hangi Mustafa dedi. Salim'in Yaşar'ın Mustafa'sı dedi. O zaman tanıdım. Yani 40 yıl içinde bir tek hayır, böyle hayır. bir konuşma oldu. 43 yıl. O zaman da ben Otogar'dayım. Ünye Otogar'ında geri dönüyorum zaten. Bunlar yani beni dayımların orada zannediyorlar. 5 sene kalmış o ara bile görmedim yani. Anladım. Darılıştı, küstük yani. Çünkü öyle bir ihbar geldi bize. Aslında evet. gayet de tanıyor. Evde geldi kaldı. Yok bir dakika. Kim diyor? Utanmıyor. Kim diyor? Yok yok, sana demedim. Sana demedim Nevin Hanım. Nermin Hanım, sana demedim. Buyurun hocam. Estağfurullah. Mustafa Bey niye küstünüz? 43 yıl önce küsmüşsünüz. 43 yıl küs evet. kalmak da büyük bir şey. Kaçtıktan evet. sonra 43 yıl değil hocam. Yani mesela biz. ilk kaçtığında gücendik. Çok seviyorum ya halamı. Çok çok aşırı seviyorum. Yani öyle bir kendi yani ablam 15 gibi. Yaşında hani o bir kuzeni aşırı sevmek de biraz değişik. Yani gidebilirim herkesin bilmiyorum. Kuzenleri ablasıyla var. Ablasıyla biz bunu hangimiz çok sarılalım diye ben ablasıyla şey, Şahin beraber Şahin Bey mi kaçtığında küstünüz? Buna. Evet. Yani küçük kaçarak evlendi diye. Kur'an kursuna kaçarak gidip geri geliyordu. Diye. Yani ondan sonra ablası konuşmadık. Bir yandan daha ben bir yandan böyle falan. Sarılırdık. O zamanlar telefon yok, bir şey yok. Nereden peki, bulacağız? Nermin gelmemiş Hanım, İstanbul'a falan. Nermin Hanım, aradan yıllar geçmiş. Evet. Çok olaylar yaşanmış. Senin eşin evet. vefat etmiş. O evet, Refia'nın, Allah rahmet eylesin. Refia'nın da üzerinden bir sürü olaylar yaşanmış. Çocuklar evet. Vefat etmiş. Bir eş evet. bir falan derken gelinmiş artık 60'lı yaşlara, 60'lı yaşlar devrilmiş. Sen evet. hakkını helal ediyor musun Refia Hanım'a? Etmiyorum. Aman senin ben hakkını Allah aşkına. Ben hastanede onun yanında zopa yiyerekten şeyden zehri kan olsa Allah yine de onu mutlu etmesin hiçbir zaman. Oo. Anamın babamın etmiyor. Zamanında bizim ekmeğimizin doydunuz ya hepiniz. Bir, anam babam hadi ölmeden. Be, hadi be konuşma be ben seni oraya geçmedim. Benim kurtamda şey getirdiyse ben bilmem. Ben anadırım. İyi bir anam vardı. Aha. Çok iyi sevdiğim babam vardı. Ben de iyiyim vardı. Anamın kızıyım zaten babam ben. Babam da çok efendiydi. Anam da çok efendi. Yaşar amca da çok efendi ama o Mustafa 5 para etmez. Kendi karısını nereye olmuş o Mustafa? Ha? Karımda, o şey orada. Mustafa Bey. En sevdiğim halam. Benim de var. Serap Hanım. Hı. Kaç tane yeğenim, kardeşlerimin çocukları, abimin çocukları. Bunun kadar en sevdiğim halam, en sevdiğim halam. Tabii herkesi bir sevdiği olabilir ama şeyden değil, baba arıyor. Onun yeğenleri var. Onlar niye sevmiyor onu? Mustafa Bey, siz kaç yaşındasınız? Ben 67 var, niye doğumluyum. Bir dakika. Kaç? 67 doğumluyum. Yani kaç yaşında oluyorsunuz? 55. Siz evli misiniz? Şu an bekarım yani. Ha, 4 onu demek bekarım. İstiyor. Ne demek istiyorsun? Ne yani demek eşinden yani, boşanabilir Mustafa eşi Bey. Eşi yok, niye yanda o duruyor? Öyle demek istiyor ha, öyle herhalde. Demek istiyor. Ne demek istedin Nermin Benim Hanım? Benim kanım sizin gibi bozuk değil Nermin Hanım. Sizin düşünceleriniz gibi kanım bozuk değil. Bir dakika, bir dakika. Benim Süleyman'ı tanıyorsun. Bak benim ağzımı bozdum ama Mustafa. Ağzını bozdurmayacaksam çeneğen sahip çık. Ben sana saygı duruyorum. Halan sevdiğince öz halam sen değil. Sen kimsin saygı duruyorsun? Öz halam olmasın. Halam da yine halam. Oğlum, babamın amcasının kızı. Beni öz halan sürme. Öz yeğenleri kessin onu. Cevahir'in kızları oğulları kessin onu. Ben de şimdi Nermin Hanım o lafı üzerine bir şey söyleyeceğim hakikaten. Ha, peki siz bir dakika Nermin Hanım. Siz Mustafa Bey Refia Hanım'a destek olmak için geldiniz. Yalnız hissettiniz onu. Diğer akrabalar hakikaten daha yakın. Hani kardeş diyeyim. Daha evet. yakın kuzu. Onlar niye hiç sahip çıkmadılar sana Refia? Hiçbiri arayıp da kardeşimiz evet. falan diye sahip çıkmadı. Ben istemiyorum kimseyi. Sen istemiyorsun değil. Onlar da isteyebilir. Aa, sen evliymiş, istemezsin. Evliymiş. O adam niye gelip sahip çıkmıyor ki o zaman? Hayır, o bağlandı kalıyor. Söyledi niye söyleyeceğini. Ben karımı seviyorum. Biz çok iyi anlaşıyoruz dedi. Sakın o adamın tamam, ağzına ama sahip çık, o sahip insanın çıkıyor. Hani kardeşi, ablası, evet. gerçek kuzeni birinci evet. dereceden. Onlar mesela sen istemeyebilirsin ama
Onlar da isteyip de bağlanmadılar. Çünkü ya, sen de Mustafa'yı da sen istemedin ama o kendi gönüllü oldu. Evet. Onlardan hiçbir ses yok. Onlar niye sana karşı tavırlılar? Ben onları kimse, ben akraba bulmaya gelmedim ki buraya. Bir ablasının oğlu bağlanmış. Ablasının evet, oğlunun numarasını vermiş halam. Onun numarası bir düşerimmiş, bir düşmezmiş, bazen çekerimiş. İkinci işte Cemil hayır, diye sen bir akrabanı yeğenli bulmaya gelmedin tabii ki. O da Mustafa ben cenaze Bey'i de bulmaya demiş gelmedin. O seni buldu. Sana destek olmak için geldi. Ama akrabalarınla da yakın, birinci dereceden akrabalarınla da kız kardeşlerin mesela arıyor arkadaşlarım. Bizim böyle bir kardeşimiz yok diye çat diye kapatıyorlar mesela. Yoksa ona yok yani, olabilir, ne yapayım? Hayır, ne oldu da onlar? Benim akrabalarım bana yetiyor, eşimin taraftaki akrabalarım. Hepsi benim için ölür. Bir kızgınlığı var sana yani. 100 tane akrabasını getiririm şimdi şuraya. Sen görüşüyor musun eski baldızlarınla filan? Çok oldu görüşmedim ben. Onlar çok iyi insandı. Beni severlerdi hep, şey yapıyordu. Severler. Peki. Bayılırlardı. Şimdi saygı buraya gösterir. İlk Refia geldi tabii, dolandırıcılık olayıyla birlikte geldi. Evet. Ama buraya gelince zaten öyle şeyler oluyor. Yani herkes ortaya bir şeyler dökmek istiyor. İddialarını gündeme getiriyor. Hı. Refia da tabii burada konuşulanlar karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Bazı anlar var ki çelişkili konuşmaları da oluyor. Ertesi gün biraz kendine geliyor ama Refia'nın halleri nasıldı bu yayın boyunca bir görelim. Kendi de görsün aslında. Evet. Refia'nın akıl karıştıran halleri. İnkar etti, suçladı, ağladı, isyan etti. Fehmi'nin eşi Nermin'in iddiası kocama mektuplar yazıyordu. Sen de okumam yazmam yok dedin hatta. Doğru mu? Ben gerçekten okula gitmedim. Bana silahla bunu yazdırınca ben... Ha, okuma yazma biliyordun yani. Ya şunu yaz, bunu yaz, şunu yaz, bunu yaz, şunu yaz, bunu yaz, şunu yaz, bunu yaz, böyle. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Serap Hanım, İnsan sevdiğine canım böyle ben mi yanar diye bunu mu yazdırırsın? Telgrafın tellerini millerini bilmiyorum ben. Öyle var var. Kapısının önünde bir tane poşet vardı. Ekmek poşeti, ekmek koyulurdu onun içine. O mektubu onun içine koyardık, biz oradan alırdık. Babamızın mektubunu oraya koyardık, çıkar gelirdik. Getirsin neredeyse getirsin 60 alırız tane mektubu. Onları, sen doğruları söylesen yetiyor zaten. Ben buraya çocuğumun hakkını aramaya tamam, geldim. Tamam, resmi çaldı onu biliyorum. Börek yapıp getiriyordu bana, ben yemiyordum. Çöpe döküyordum orada arkadaşlar, çöpe döküyordu. Sıkkın, onun ben yüzünden, onu bile hatırlamıyorum. Onun yüzünden hastaneden doktorun yanında ameliyete girecektim. Doktorun yanında bana zofa attı hocam. Onun yüzünden. Yani Refia'yı kabulleneceksin mi dedi. Ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Adamla gördüm adamını. Kimi ben gördün? Sitesinden gördüm. Kimi ben gördün? Ben sitesinden gördüm. Gezerken gördüm. Çay bahçelerinde gördüm. Refia eniştesiyle mi geziyordu? Geziyordu tabii. Çay bahçesinde oturuyordular, geziyordular. Hangi çay bahçesine gittik biz? Allah aşkına sen söylesene ne çay Refia, bahçesi? Refia onunla o değil zaten. Evet. Eniştenle gitmişsin. Özdayımın oğlu. Nalet olası. Bakırköy'de kiminle aldattığını, orada da kiminle aldattığını söylerim, kaçar orada. Ne Bakırköy'ü, ne Bakırköy'ü? Söylerim, Bakırköy'de de kiminle aldattığını, Suadiye'de de kiminle aldattığını söylerim. Ben bunları söylemek istemiyorum artık ama ben patladım artık. Ben unutuyorum, dünü bile Refia, bugün hatırlamıyorum ben. Sonra... Böyle yalan konuşmalarına izin veriyorsun ya. Kim? Yalan mı? Hani bilemiyorum ben onu heh ki. Yemin ederim o günkü bağlanan affedersin. Öyle. Çekindim yani. Sebep? Bir sebep olması lazım. Kaynım bana böyle ters ters bakınca. Terbiyesiz. Evet,
Şimdi Refia, bu Mustafa hakikaten ulaşılmaz bir adama dönüştü. Eminim bir yerlerde izleyip kıs kıs gülüyor. Saklıyorlar evde onu da. Ben ailesinin haberi olmadığını düşünmüyorum açıkçası. Doğru söylediklerini düşünmüyorum. Ben de biliyorum, doğru. Annesinin de. Oğlu belki oğluyla arası bozuk olabilir ama. Ve ben Mustafa'nın bu ilk işi olduğunu, dolandırıcılık işi olduğunu da düşünmüyorum. Bunun yanı sıra bunu bilip de susan herkesin, kardeşi Yıldıray da dahil olmak üzere, bunlardan da nemalandıklarını düşünüyorum. Yani işte senden 30 altın, öbüründen 5 altın, öbüründen para derken ailece bildiklerini ve fakat bundan nemalandıklarını düşünüyorum. Ama bence şu ışığı yanan kameraya bakarak Mustafa'ya, seni dolandıran kişiye söylemek istediklerini, hani söyleyemediğin şeyler var ya, söyle. İlk önce buna söyleyeyim de. Söyle. Siz az önce dediniz ya hani duş yapacaktır falan, biliyorum. Neyi onu bileyim gır ben? Gırgırına diyor dediğiniz için biliyorum. Duş yapacak adam. Tamam, duşu anladık, ben bilmiyordum, sonradan öğrendim. Bunun yüzünden öğrendim. Banyo yapma biliyordum ben. Bir daha gelirsen de duş almadım diye. Ondan sonra itirafı bana hiç inkar etmedi. Daha başka bir şey bulabiliyor muyum? Bak da biraz ince. Hiç düşün. İnkar etmedi. Bir kadın işte içeri çekip de öperse erkek erkekliğini inkar etmez dedi. Ondan sonra da zaten devam ettiler pisliklerine de. Ben oradan onun yüzünden uzaklaştırdım. Hani senin yüzünden Bakırköy'den dağıldı diyor ya. Onun yüzünden. Getirdim Suadiye'de 19 numarada yine buldu. Emlakçının yanında bir tane daha buldu. Artık orada da görev yapmaz oldu. Toplantılar oluyor, o yüzden atıldı. Demek ki ben seni ileri geçmişim. Şimdi ya, gelelim Mustafa'ya. Söyle, şu kameraya bakarak. Mustafa, karaktersiz Mustafa. Ben seni karakterli bir insan zannediyordum. Hiç vicdanın sızlamıyor mu? Vicdan yok, senin gibilerde zaten vicdan olmaz, merhamet olmaz, karakter olmaz. Benim çocuğumun altınlarını getir, çık erkek gibi çık ortaya. Karaktersiz pislik, çık ortaya. Aldığın gibi geri ver. Ben sana aşkım demedim, sevgilim demedim. Bir yuvam olsun istedim sadece. Sen o kadar aklı başında, akıllı Suna ablayı bile kandırdın ağzındaki diline. Bu iyi bir insan, kaçırma bu fırsatı, bir yuvan olsun dedi. Hiç razı olmayan kadını bile kandırdın sen. Peki ne evliliğime razı oldun, ne bir şeye razı olduğunu söyleyemedim bile ben daha bunca senedir. Beni dolandırdı diyemedim seni, çünkü iyi bir insan tanıyordu. Sen insan bile değilsin, insanlara hakaret olur, hayvanlara hakaret olur. Benden aldıklarını getir. Refia, Erol Bey'e de hiç ama sitem etmiyorsun. O da bayağı seni dolandırdı aslında. Karısının hesabına para göndertti. Yok Seyfo dedi, yok o dedi, yok bu dedi. Ne ortada evet. Seyfo diye biri var, ne bilmem emekli polis var. Bence o da seni dolandırdı. O da dolandırdı da demek ki. Ona da bir şey demesinsin bence yani. Ağzı laf yapan yedi. Allah dilinizi koparsın inşallah. Allah dilinizi koparsın. Peki efendim, Düzce'den bir konuğum var, Şükran Hanım. Şükran Yıldız. Onun sorunu aslında oğluyla gelini bundan 11 sene önce boşanmışlar. İki tane torunu var, 16 ve 14 yaşında. Gelini de gayet onlara yakın oturuyor ve bir problem yok gibi görünüyor ama şu anda 16 yaşındaki torununun hangi yolla olduğunu bilmediği bir şekilde annesini ve kız kardeşini ortadan kaybedip onlara işi yok, gücü yok, bir şekilde kötü yolla para kazanıp onlara baktığını, kardeşini de o yollara düşürebileceğini düşünüyor, torunlarına sahip çıkmak istiyor. Geliniyle de bir problemi yok aslında. Ama gelininin de kandırıldığını düşünüyor. Onun için geldi buraya. Torunu, gelini ve küçük torununu kaçırdı. Çocukların hayatını perişan etmek. 16 yaşındaki Sümeyye babasıyla kavga etti. Torun hasreti çekiyorum ben. Annesini ve kardeşini alıp sırra kadem bastı. Nasıl yapıyorsun bana bunu? Gelini ve torunları nerede? Yalvarıyorum Gülay, dön geri gel. Şimdi. Şükran Hanım, hoş geldin canım. Saraf Hanım. 65 yaşındasınız. Evet. Kocanız emekli, 4 tane çocuğunuz var. Evet. Ergün, Enise, Ensar ve Yunus.
ama sizin derdiniz Ergun'un boşandığı karısından olan iki torununuzla. Evet, torunum. Peki 11 sene önce boşandılar. Gelininiz çocuklarla beraber mi yaşamaya devam etti? Evet Serap Hanım, biraz gelinim özürlü. Engelli. Evet, küçükken bir felç geçirmiş. Zihinsel engelli değil, bedensel engelli. Bu sol tarafında kolu incedir, parmakları çalışmaz. Sol mu tam şey yapayım. Bir de beynine de vurmuş. Çok sinir hastası birisi. Evde hiçbir şeyinden şikayet edemem. Evdeki temizliğini aş ekmek yapmamasından şikayetçiyim ben onu. Yani abisi de biliyor. Abisi hatta kafa tuttu ona. Tamam. Gidemezsin bu sebeplerle dedi. Boşandılar. Bu sebeplerle boşandı. Çocuklar, başka bir derde sokamam iki dedi. Tane kız çocuğu. Biri evet. 14, biri 16 evet. yaşında. 8 Temmuz 2022 tarihinde. Aynen. Bu 16 yaşındaki Sümeyye bir olay olmuş. Aynen. Kim kızdı ona? Annesi mi kızdı? Babası. 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 Niye kızdı? Onu bir anlatın. Orada Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi'ne gidiyordu bu. Orada oranın muhtarı da Serdar Bey. Numarasını verdim herhalde. İngiltere'de bir tanıdığı varmış. Babalarından ayrı çocuklar mağdur olmasın, okusunlar diye ayda 2000 lira burs bağladı. Bir de 750 bin lira servis parası bağladı. Çocuk servise binmeyeceğim, okula yürüyerek gelip gideceğim diye o parayı da harcıyorlardı. Okuldan haber geliyor Serdar Bey'e. Çocuk, devamsızlık mı yapıyor? Evet, çocuk okula gelmiyor Sümeyye. Ne oldu diye. Okula gidiyormuş, benim psikolojim bozuk. Ders yapamıyorum, okula gelemiyorum. Okuldan eve geliyor, ben okulumu değiştirmek istiyorum. Annesi diyor ki, babanın olmadan ben karar veremem. Babası da diyor ki, kızım neden değiştiriyorsun, sorun ne? Okul sana bir şey, sen okula bir şey katamazsın ama okul sana bir şey katar. Orası meslek lisesi, üniversiteyi okumaya gözün kesmezse, hiç değilse meslek lisesini bitir, İletişim mi? Meslek sahibi o. Evet, meslek sahibi o. Peki o gün dövüyor mu kızını? Azarlıyor. Babasının karşısına çıkıyor. Ah buyur, babasının tarif bana görmedim ben. Bir erkek gibi diyor, sen benim hayatıma karışamazsın diyor. 16 yaşındaki kız. 16 yaşındaki kızı. Sen kimsin hayatıma karışıyorsun? Baba vurdu galiba ama. Baba bir tane tokat atmış. Bırakmış gelmiş. Zaten benim yanımda yaşıyor yıllardır. Kızı laftan lafa geçiyorum. Ben Düzce'ye taşındım da gelinle çocukları burada bıraktık ama yerini biliyorduk. Kirasını gönderecektik. Gelin de babasından yetim maaş alıyor. Annesi babası öldü yok. Bir abisiyle bir ablası var. Şu tokat olayından devam edelim bence. Tokatı atıyor ve baba sizin yanınıza geliyor. Evet geliyor. Sizin böylece haberiniz oluyor bu evet, olaydan. Evet. Ertesi gün ne oluyor? Ertesi gün bayram. Gelecekler diye bekliyoruz biz. Kurban bayramı. Kurban bayramı. Bu kurban 2022 kurban bayramı Arefesi'nde oluyor. Arife gün akşamı Kurban Bayramı'nı bağlayacak gece. Akşam evet. saat 9 gibi. Evet onu dedim ben bayram, de zaten. Bayramlaşmaya gelecek diye bekliyoruz. Gelmiyor. Babası evden çıkınca bir gidiyor. Kapı duvar. Yok kimsenin evde. Ondan sonra biz hani tanıdık, bildik, çevreleri, komşuları gezdik. Buralardalar mı diye. O dedi biz gelmedi, biz gelmedi. Çünkü Düzce'ye yabancıyız. Etrafımızda bir iki tane komşu tanıdığımız... Eşyaları falan alıp mı gitmişler? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Sadece kıyafetler alıyor. Eşyaları kamera gönderirsen evde hiçbir eksik eşyası yok. Ama ah buyur özür diliyorum herkese. Köpeğe bağlasan normal. Temizlik yok gelinde. Şimdiki durduğu yeri git de çek. Peki yine o, yoktur evi, bir o evin kapısını nasıl açtırdınız? Anahtar mı vardı sizde? Bahçe katı. Yukarıdan merdivenle gidiyor. Her tarafı aydınlık gittiğiniz zaman görürüz zaten. Böyle uzun kapısı var. Oranın alt camını kırdık, yeniden taktık. Sonra kapıya anahtar şey yaptık. Kirasını biz ödüyoruz. Halen daha çıkıyor. Kira ödeniyor. Evet. 10 aydır. 10 aydır kirasını ve 10 aydır bu 14 yaşındakiyle 16 yaşındaki Sümeyye ve anneleri Gülay, eski gelininiz ortada yok. Yok. Ama galiba Sümeyye ve küçük kız ve de Gülay, tabii siz kayıp başvurusu yapınca biz kayıp değiliz, dönmek istemiyoruz gibi bir ifade vermişler. Bundan haberiniz var mı? Avukatımız var. Haberi var ama. Yani biliyorsunuz bunu. Yok, bizim haberimiz yok. Böyle bir ifadeleri var bunların. Çocuklar iki ayda bir babaya uzaklaştırma alıyorlar. Biz o babanın yanına gitmesine. Yani torun çocuk cevizse torun ceviz içi. Sümeyye benim ilk gözarım. İlk torunum.
Ama o anne o çocukların arkasında gizlendiği için kafasında kurgu yaptıysa ya böyle anlayacak. Hepimiz bir engelli adayız. Tabii biz ki, seni böyle gördük. Kabullendi kaldık. Oğlan da sevdi. Bunun da neyini yapıyorsun? Bir kere çıksın da anne benim yüzüme karşı söyledi. Beni iteledin, kakaladın demedin. Kızım bilmiyorsan bile gel gör yap. Ben sana iş buyurmam aşağılamak için. Benim etrafımda bulun. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp derdim. Sana bunu kim söylüyorsa kendi sözüm meclisten söylüyor, kendi aşağılıktır. Hepimiz bir engelli adayız. Gelsin yüzüme söylesin. Şimdi 10 sene aslında çocuklarıyla oturmuş. Evet. Boşandıktan sonra. Siz de görüşüyordunuz. Evet. Problem yok. 10 sene sonra ne oldu da Sümeyye'ye babası kızdı, tokat attı, atmamalıydı. Evet. Sümeyye ona çok ağır konuştu. Bir evet. babaya söylenmeyecek şeyler söyledi. Ama gelininiz Gülay'ın bir mesleği yok. Yok. Bir geliri de yok. Babasından yetim maaş alıyor. Çalışabilecek durumda o da kadar. Değil. O kadar. Aldığı maaş ne kadardır mesela? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Ama iki tane kız çocuğu var yanında. Kendisi var. Ev tutsa kim bilir kaç liralık bir ev. Bu Sümeyye okula gidiyor mu? Şu anda oradayken gidiyordu. Okulu biliyorum. Bırak da geldi. Bu yani şimdi sonradan bilmiyorum. Herhangi bir okulda kaydı görünüyor mu? Görünmüyor. Görünmüyor. Dolayısıyla siz şöyle demişsiniz arkadaşlarıma. Bu Sümeyye iyi bir yolda olmayabilir. Birileri aklına çelmiş olabilir. Çünkü gittiğinde 15 yaşındaydı. Şu anda 16 yaşında. Aynen. Şu an 16 yaşında. Yani birileri aklını çelmiş olabilir. Kötü yollarla para kazanmaya çalıştırıyor olabilirler. Bunun yanı sıra yanındaki 14, o zaman 13 olan kız kardeşini de o yollara sürüklemiş olabilir. Yoksa 3 kişi bir yetim maaşıyla geçinemeyeceğine göre bir gelir elde etmeleri aynen, lazım. Aynen. Ama Sümeyye'den ilk göz ağrım ceviz içi neden böyle bir davranış bekliyorsunuz? Yani niye böyle bir şey ona yakıştırıyorsunuz? Annelerin yetiştirme tarzı da öyleydi. Geldiğin zaman... Sağ olsun çocuklar su istiyor musun diye getirdi. Sümeyye dersin mesela kendi evladına. Evin içinde ısınsın diye bir bardak su iste. Annesinin gözünün içine bakar. Annesi gözü kapattıysa o çocuğu sinir krizi de geçirsin. Ölsen bir bardak su alamazsın. Annesi evet demediği sürece. Alamazsın. O zaman gidişlerinden Sümeyye değil de bana sanki anne sorumluymuş gibi geldi. Yok, Sümeyye tek başına karar veremediğine göre. Ne dedim size? O çocukların arkasına gizlendi. Karnına düştüğü bir günden beri ben özürlüyüm. Bu çocukları benden, hani ben hamile kaldım. Artık beni buradan gönderemeyecekler. Tamam Ergun bana çok, esir kalacak diye düşündü o. Çok özür dilerim de tekrar ben tam anlayamadım. Gülay'ın engeli neydi? Felç geçirmiş. Küçükken bir havale geçirmiş. Evet. Bir sağ mı sol mu bilmiyorum. Kolu incedir. İncedir. İnce. Gücü yetmez bir şey. Tutup da kaldıramaz. Senin elini bile ölse anladım. Bu elinden tutar, bu elinden de destek anladım. Yapar. Anladım. Olabilir ama bu yani dediğiniz gibi herkesin başına gelecek ben bir şey. Ben onu kınamıyorum. Söylesin çıksın da karşıma. Şeye çok vurgu yaptınız. Çıksın söylesin. Ben onun engelli olduğunu hiç yüzüne vurmadım kesinlikle. Diye. Acaba vurdunuz da onun için hayır. mi engelli olduğunu şu anda bunu gündeme getirdiniz? Hayır. Bir anda neden getirdiniz? Hayır, hayır, hayır. Ama kocası dedi, ben senin demiş defalarca, ben senin için başımı derde sokamam diye. Böyle boşandır anlaşmalı. Peki. Beni çocuklarımdan ayırma, benim evlenecek durumum yok. Ben bekleyeceğim, sen benimle ister görüş, ister görüşme diye. Peki, Şükran Hanım, şimdi şu ışığı yanan kameraya var ya, oraya isterseniz gelinize mi seslenmek istersiniz, Sümeyye'ye mi, ikisine birden mi? Bir seslenmenizi rica ediyorum. Gülay, yavrucuğum bak annem baban yok. Sen bana ne diyordun? Annem sensin. Bana kol kanat ger diyordun. Niye böyle oldu Gülay? Çocukların heyheyleri üstünde olduğunu sen biliyorsun. Niye bir yerden bana bir telefon açmıyorsun, haber vermiyorsun? Sen yarın bunlarla karşılaşmayacak mısın kızım? Senin gücün yetiyor mu? Aklın yetiyor mu bu iki tane çocuğu eğitmek için? Gel bir görüşelim. Serapan'ın stüdyosunda seni bekliyorum evet, Gülay. Evet, kızları da bekliyorum ve Nizamettin Havadar dosyasına geçiyorum. Herkes katil Gonca Gül diyor. Yani Müslüman hükranına babası çağırın, çağırın.
Şok mektup stüdyoya bomba gibi düşecek. Annemin gezdiği yerleri saat tutarak gezdim. 20 dakikada tamamladım. Her satırında ayrı bir çelişki. O annemin uydurması. Ben hiç inanmıyorum. Gonca Gül kayıp 5 saatte ne yaptı? Harika, sağ olun. Babam senin yanında kayboldum. Cinayetin sebebi kredi borcu mu? Benim param kıtır kıtır geliyor. Kocasının kaybolduğunu ne zaman fark etti? Sen eş olsaydın sen ilgilenirdin babamla. Neden baltayla kocasını aramaya çıktı? Aramaya çıkarken baltayla gitmiş. Komşular suç ortağı mı? Virgüllerden çıkmadı. Katil gece arayan kadın mı? Dedim de derler biz kapatmıştır tanımıyorum diye. Gonca Gül kimi koruyor? Gördüm beni. Şimdi. Ertan hoş geldin. Ercan, Emine hoş geldiniz. Gonca Gül teyze hoş geldin. Gonca Gül teyze iyi misin? İyiyim, biraz rahatsız oldum bu gece. O güzel kaynım çıktı ya. Neyin çıktı? O güzel kaynımı çağırdılar ya, yeni amcalar oldu. Doğru, patlayacağım. Ha, kayınbiraderin... Amcaz da evliydi. Kayınbiraderin çıkıp Gonca Gül katil olabilir dediği için... Ya hocam ki kapısına gitti. İsa'ya çay götürüyor. Geldi karı çay götüreyim. Derim ki çayan mı kaldın? Dedi çay yok. Aldı gitti de aniden yanlış kapı gitti. Vurdu de ne oldu ne oldu diye de adam titriyor. Geldi ki yanlış kapı gittim. Nere? Bir yakın eve. O zaman Allah'a kardeşini oraya koyuyorum yaydı ya çok seviyordu. Düşmanın böyle günü çok tutuyor size. Ertan biliyor. Barış duruyor gene başlıyordu. Babanın baltayla gezmeye geliyordu. Geyikbeli biliyorsun söylen kızım. Ben bir anaydım. Kocam size babaydı. Ekmekleri götürmeyermişim. Şişko'ya yapıp sermiyeyle da şeye götürüyermişim. Şişko götürüyordu ona. Ciğerimi yaktı kim yaktı size? Ciğeri böyle yaktı. İki kardeşin yana. Arasını bozan da sen değil. Yaktı koparttı. Sen değil. Sen değil. Anama ağladı. Bir oğlum demedi ki aç mısın Abdullah baktı kız kardeşlerim polis kardeşimin oğlu. Ben fitre lukma oldum karnız doymuyor. Nalar ne mevdi babası hep biz çağırttı. Çağırın babası. Kaldım bir de elif daha gideceğim huzur evine ki evi size bırakın. O şişkom beni kime bıraktı Gonca'ya bir bıraktı. Benim elim sana gelmiyor muydu? Nadi yaydın yapı yerdim siz mi yaptınız? Gonca Gül teyze biraz konuşalım mı? Bu gece yatmamış. Gonca Gül teyze biraz. Aynı mı çağırdılar? Yonca da ağladı hasta öyle yerde. Dedim babaanne gizme sesli ya dedim yok gitti soda aldı. Oy size Allah koymuyor. Kocamı böyle hiçbir şey istemiyor. İnşallah. Gonca Gül teyze. Gonca Gül teyze biraz hacan, konuşalım mı? Hacan tatlımca. Biraz konuşalım tatlı mı? Tatlı kızım konuş bakayım. Konuşalım başım biraz ben fındıklarımı toplamaya geldim, karınla geldin Yonca şahittir. Fındık olmadan olmamış fındıkları topladı. Deşiko dedi ki ekti mi? Nerede dedim ki şeydir, para kalacak da ölüp de bana mı kalacak? Babana dedin ki niye verdin baba parayı yatırdın da sen de kaldırdın ki? Kime şeydir, soruyor? Babam beni dürttü de karınla dürttü. Gonca Gül teyze. Sen ne yalancısın. Yazık ki uzman olmuşsun. Gonca haram Gül olsun teyze. Beni. Bebeklerim sana sırtımda gezdirdim. Ali Gonca babana öldürmedim seni. Biraz konuşalım mı? Ay mahari. Bir konuşalım dur bir dakika. Şişko beni bunlara mı bıraktın? Ertan arada göçem olmuşsun de seni sanıyordum ki beni tuttu. Yani ayıplar olsun seni nalardan kurtardı. 30 sene yatacaktı. Ercan evlisi. Sattım İzmit'in evini sattırdım. Bir dakika, bir dakika. Yandı Gonca Gül teyze bir müsaade edecek misin? Göçeme döneyim. Gonca Gül teyze, Gonca Gül teyze. Bir konuşalım. Gonca Gül teyze. Bir konuşalım, bir sakin ol. Sen orada şey rahatlısın. O dünkü ben...
duy oğlum sen ol. Sen? Emzan koynumda Goncagül geldi. Teyze, Goncagül teyze. Goncagül teyze. O da zehir kattı ki camdan Goncagül gelir. Teyze şimdi diyorsun. Ancan duy sen ol. Goncagül teyze diyorsun ya kocamı bul diye. Konuşmazsak bulamayız. Evet. Konuşmamız bulacağım, lazım. Bulacağım. Bir sakin ol gözünü seveyim. Ne olur sakin ol. Bir sakin ol, bir sakin ol. Bir sus, bir rahatla, bir nefes al. Bir dur, bir dur, bir dur. Şimdi Ercan, evet, sen... Şera değil. Dur. Ne olur, bir dakika, bir sakin ol. Ercan, evet, ben abi. Yayında konuşamıyorum. Annem, herkes konuştuğu için deyip bir mektupla dile getirdin. Evet, orada abla. Çok ağır iddialar var. Yalan. Evet abla. Var. İddia demeyeyim, sen böyle yazıyorsun. Diyorsun ki, annem çelişkili konuştu, Nilgün çelişkili aynen konuştu. Abla. Aynen abla. Şimdi o bir gelsin ekrana arkadaşlar. Tamam, çünkü Ercan yayında yeterince konuşamadığını, Goncagül teyze de sağ olsun. Pek karıştırıyor. Susun. Karıştırıyor lafları, evet. Getirelim ekrana hemen. Doğru. Şok mektup ortalığı karıştıracak. Ercan'ın itirafları çelişkileri çoğaltacak. Bahattin amcam gece 2 gibi arayarak bana babamın kaybolduğunu söyledi. Yola çıkmak istesem de eşim gözüm bozuk olduğu için sabah yola çıkalım dedi. Sabah 7'de eşimle beraber yola çıktık. Yolumun üzerinde olan Ertan'ı saat 9 civarlarında Sakarya'dan aldım. 11 civarlarında babamın yaşadığı yere vardık. Emine kardeşim de Gebze'den yola çıktı. Oraya vardığımda eşim ve kardeşim Ertan'ı evde bırakarak arama ekibine katıldım. O gün aramadan sonra babamın eve geldim. Eşimin ve jandarmaların yanında kadının biri annem ve Nilgün'e bağırarak "Dedeyi nereye attıysanız ikiniz çıkaracaksınız" diye bağırdı dedi. Kocası da jandarmalara "Bu delidir" deyip almış karısını götürmüş. Goncagül kayıp 5 saatte ne yaptı? Annem gittiği yerleri bana tek tek anlattı. Duruyoruz. Şimdi biraz geriye saracağız. Söyleyeyim. Şimdi diyor ki Ercan, biz geldik, ben arama ekibine katıldım. Karakolda bir tane kadın, komşu. Karakolda değil, bizim evin altında. Kapının önünde. Ben konuşacağım. Nilgün'le sana dedeyi nereye öldürüp attıysanız çıkarın diye bağırmış. Beni demedi. Evet, Gülten abla. Yalancı. İsim verme. Sus. Sen sus, ben konuşacağım. İkiz de yalancı gazete. Anne yalan. Benim o anlattıklarım yalan mı hepsi? Çok yalan. Yalan. Sen yalan. Yalan. Yemin ne, ederim. Ne yalan olabilir anne? Ben bana değilim, onu söyler yalan. Misin? Ama böyle sebebini ama sorarım. Bu akşam anne. Sen konuşma. Sebebini ben sorayım. Neden bir dakika ama Goncagül teyze bak. Sen benim soruma ben cevap değil, ver. Değil. Olanı ben anlattım. Böyle bir kadın kim yani böyle bir kadın diyeceğim. Var mıydı? Var. Sana ve Nilgün'e. Tamam söyle o zaman. Müsaade et bak. Sana ve Nilgün'e dedeyi öldürüp nereye attıysanız çıkarın dedi mi demedi dedi mi? Diyeceğim. Bunlar gitti mi karşıya Çamlıoğlu arabalar, karakol iki bak, araba. Başka yere geçti. Başka yere vallahi geçiyor. Kaynım da orada karının biri bizden çıktık. Hem benim eski ev sahibim hem ben hem Nilgün. Evet. Ele geldi o yandan buradan tuttu. Kimi? Seni mi? Benim yok. Nilgün'ü tuttu. Beni yok. İftira et, doğru söyle. Tamam Nilgün'ü tuttu diyor zaten. Nilgün'ü böyle tuttu dedi ki adamı nereye attı sen çağırın deyince ben orada çırptım. Hangi kuyuya attınız da hangi kuyuya attınız karakol töküldü. Dedi bana havadar kaynım ki yetişin ki Ercan Ertan anasını döküyor. Töküldü böyle komutanları. Zaten oradaydı. Ne oldu ne oradaydı. Oldu? Töküldüler. Kocası vura de yani yine omuzuna götürdü. İsara geldi. Ağzını kapattı değil mi? Ağzını kapattı bu sağ. Bu delidir dedi. Ben ağzını kapatmadım. Bir sus. Anne kapatma. Sus. Boşu boşuna ağzı yapma. Eğer de babanı siz arat durmadınız. Dur. Geldi kocası vura. Komutanın biri almadı biri aldı. Dedi ki dur o hak etti. Ben orada feneleştim. Nereye attın dedim. O dedi ki ben yalandan dedim. Yalandan iftira ettim. Bak kocası onu sürüttü. İstadı onu ya. Götürdü orada. Beni demedi ikimiz bile. Tamam şimdi anladım. Hı. Şimdi kuyu olaydan attı. Daha 24 saat bile geçmiş. Sabahına sabah hemen anladım, erken. Anladım. Siz 24... sözü karıştırma neli etti. Bir dakika sen. Ben inen demedi. Sen de, sözü uydurmayın. Goncagül teyze. Daha 24 Gürtan, saat Gürtan, geçmeden. Gürtan. Yani kadın Nilgün'ün yakasına yapışıp dedeyi nereye öldürüp. Böyle yaptı. Tamam. Attınız dediğine göre insanlar etrafta dedeyle yani Nizamettin amcayla
Nilgün arasında bir şeyler konuşuluyormuş demek. Söylenti oldu. Bana yani daha 24 saat olmayan yerden roman çıkmaz. Fakat saklanıyor. Fakat saklanıyor. Peki devam edelim. Ercan neler yazıyor başka mektubunda? Goncagül kayıp 5 saatte ne yaptı? Annem gittiği yerleri bana tek tek anlattı. Ben de ona sordum. Köydeki komşulara sordun mu babamı? Sormadım dedi. Annem, muhtara saat 9'da haber verdim. O saate kadar evde bekledim dedi. Samimi komşun Nilgün'e haber verdin mi diye sordum. Hayır dedi. Ertesi gün Nilgün, dedenin kaybolduğunu Gonca nene bana söylemedi. Haberim olsaydı beraber çıkıp dedeyi arardık dedi. Benim de bunun üzerine annemi çok iyi tanıdığım için kafamda soru işaretleri oluştu. Annemin gezdiği yerleri saat tutarak gezdim. 20 dakikada tamamladım. Oysaki ikisi de ağız birliği yapıp Nilgün annemin uğramadığını, kayıptan haberi olmadığını, annemse Nilgün'e uğradığını söylemedi. 3 ay sonra gelen şok itiraf. 3 ay sonra... Evet, şimdi dün konuştuğumuz konu. Evet abla. Dedi ki ben bir saat sonra merak ettim, dedeyi aramaya çıktım. Evet, peki 5 saat mi aradın? Evet. O arada Nilgün'e gittim vesaire, onları da geçiyorum. Az bir şey konuşacağım. 5 saat söyleyeceğim. Dur, sana vereceğim cevap hakkı. 5 saat aradım dedi. Oysa ki diyorsun ki sen. Evet. O zaman ben anneme sorduğumda haber verir diye samimi. Annem gittiği yerleri bana tek tek anlattı. Ben de ona sordum. Köydeki komşulara sordun mu babamı? Evet. Sormadım dedi. Doğal olarak sorması lazım. Sorması lazım. Annem muhtara 9'da haber verdim. O saate kadar evde bekledim dedi. Halbuki dün bize ısrarla ne dedi? 5 saat gezdim dedi. Doğru evet mu? Abla. Ertesi gün Nilgün dedenin kaybolduğunu Gonca nene bana söylemedi. Haberim olsaydı beraber çıkıp dedeyi arardık dedi. Sana söyledi. 3 kişi vardı. Dur. Ölke ablam vardı, eşim vardı, ben vardım. Benim de bunun üzerine annemi çok iyi tanıdığım için kafamda soru işaretleri oluştu. Burada ne demek istiyorsun? Annemi şimdi, çok iyi tanıdığım için. Yani annem yalan mı söyler demek istiyorsun? Ya şimdi bir dakika şöyle canım. Bir şey abla. Ya annem bana çelişkili şeyler söylüyor. Bir diyor ki şuraya gittim diyor. Yani Beyaz Evin oraya gittim diyor. Tamam mı? Her konuşmasında aynı konuşmuyor. Her konuşmasında aynı konuşmayınca böyle Nilgünlerin de böyle gelip gittiğini fark ettim. Çok samimi olduğunu fark ettim. Yani ikisinin de ağız birliği olduğunu o an anlamadım. Mesela park olayı da çıktı. Yani gerçek Nilgün sandım. De diyor ki Nilgün sonra ifadesini daha sonra değiştirecek. Ben anladım. Üç ay sonra. Üç ay sonra. Ama öncesinde Nilgün diyor ki ben ertesi gün Goncagül neneden öğrendim diyor. Amcanın kaybolduğunu. Öncesinde haberim olsaydı beraber arardık evet, diyor. O da bir yalan. Diyor. Bunun yanı sıra Goncagül teyze de diyor ki Ercan'a o gün ben haber vermedim. Evde oturdum. Evet. Evde oturdum. Evde oturdum. Ağız birliği. Ağız birliği var. O bana söylemedi evde diyor. Oturdum. Goncagül teyze ben evde oturdum diyor. Evde saat oturdum. 9'da muhtara şimdi haber evde veriyor. Evde oturdum. Yalan Sivay. Şimdi ne diyorsun buna? Yalan evde oturdum. Ben ya gelişili konuşuyorum. Benim üstüme geliyorum. Bir elemi getim bir belemi. Ola sen 10 dakikaya gezersin ben bacağım sakat. Tabii çok gezdim. Anne çok hiç kusura bakma süre. Benim kedim ben de kaybolsa sana sorarım. Seninle benim gezmem bir olmaz. Sen ne diyorsun ben anne? Ben niye bir 10 saatte gezdim? Sen ne diyorsun anne? 10 saatte yürüdüm anne, sen bir saat. Anne dinle. Bir dakika, olayı bir dağıtmadan şey yap tamam mı? Bir şey söylüyor. Asıl senden zaten sonra şüphelendim tamam mı? Nilgün'le hiç şüphelendim. 3 ay sonra. Sen yalan söyle. Diğer programda şüphelendim. Peki 3 ay sonra ne oldu? O zamana kadar sana toz konu ona bakalım. 3 ay sonra ne oldu da Ercan annesinden şüphe? Bu arada kedim kaybolsa senden şüphelenirim dedin. Sen anneni niye bu kadar... Hayır, kedim senin yanında kaybolsa senden şüphelenirim. Allah senin ağzın, dilin, Allah'ın. Yani. Bir dakika canım, bir dakika. Senin ögen gelin. Annen canavar ruhlu bir kadın. Hayır, ablacığım. Bir saniye şimdi, canım, bir saniye. Annem kaybolsaydı babama sorardım. Senin yanından kayboldu, doğal bu. Beni ne razıman onda para var. Siz paranın peşinde, para. Nereye gitti babam ya? Siz kim paranın peşinde? Beni sormasız. Peki 3 ay sonra kim ne olmuştu Ercan? Annesinden böyle beni... lanzetme televizyonun karşısında. Kim paranın peşinde? Hepimiz. Kimin durumu hep iyi biz, değil? Herkesin durumu iyi. Bir saniye dur. Kimin durumu iyi değil?
Senin sadece senden oğlunu... Senden soydun iki sefer babanı. İki oğlunu, saniyeyim ama müsaade et de söylesin. Bana niye Celalettin? Babana yumruk attım, bileme yolladım. Bir saniye sen söyleme. Sus. Sen ne söylüyorum değil mi? Ben çünkü hayatımda oğlum, yalan söylemem. Süse giriyen. Yani. Mesleğim gereğiydi. Mesleğim gereğiydi. O bölgede ne olduysa araştırmam lazım. Benim bakacağım, babam kaybolmuş. Gonca Gül teyze ama hiç dinlemiyorsun. Sen ne diyorsun ya? Delilenme. Doğru konuş. Gonca Gül. Ben doğruyu konuşuyorum. Gezersin. Ben bir saat gezdim. Allah huzurunda doğruyu konuşuyorum. Rabbimin üzerine doğru konuşuyorum. Ben de yemin ediyorum. Sen de Kur'an-ı Kerim üzerine yemin eder misin? Edeceğim. Bu anlattığım her şey doğru. Edeceğim. Sen edersin. Çocuklarım bende Kur'an'ı. Sen indir. Edersin. Senin babamın sizin alay başınıza veririm. Çıkart babamın. Sizden bana fayda yok. Siz tehlikeli çocuğu babam diyordu. Nilgün'le arandaki bunlar. Ne şey var? Nilgün yani, ne diyor? Nilgün'le yani. Aranızda bir sır var onu açıkla diyor. Benim hiç korkum yok. Ne korkacağım? Nilgün kim ya? Ben demiyorsun ki. Karın evi orada yattı. Hocamla şu tarihte şunla kavga ettik. Karın orada yattı. Ben şunla... kavga ettim. Şunla kavgalıyım, bununla kavgalıyım. Ya sen köyde çok sevilen insansın. Hiç kavga etmiyorsun kavga kimseyle. Etmişim. Yani senin hiçbiriyle şeyin yok mu? Münasebetin. Hiç kimseyle münasebetin yok mu? Yani kimine seni, kavga etmişim? Ya sen ilginden şüphelenemez misin? Diğer komşularından şüphelenemez misin? Yani kuş olup uçtu mu bu adam? Ne oldu anne? Yani size bak, demeli. O zaman size sana soruyorum ne ya? Oldu anne? Ben onu bilsem babana, babama ne oldu? Bilsem, sen anlat o zaman. Ne olduğunu bilmedim. Vallahi hep enerdi gider otururdu alurdum kendi sen gelir. Farklı farklı ya anne ya ben farklı işimi... konuşuyorum. Ne farklı konuşuyorum ben? Ya park olayı yoktu. Adamlar bile namaz kılmadan gelir saatte. Bir saniye değişik, tek tek konuşalım. Gonca Gül teyze. Bir de şöyle bir olay var ya. Sen iki ay önce gelinine soruyorsun ya Ercan da oradayken. Babanız ölürse maaşındaki hayır, kesinti bitecek mi? İftire diyorsun. Lan, Gonca diyor gele bir şey yok fındık toplamaya gelmedi. Sonra da geldi, diyor Ercan fındığı, ama ben bir sorumu geldi. Sorayım müsaade et ne olur. Ondan sonra da diyorsun ki iddiaya göre ölmedi ki kurtulalım diyorsun. Ağzım kapansın yoksa Ercan seninle karın ağzı kapansın ha Gonca. Anne ne kapansın. Oldu o konu var anne, idi. Sen doğruysan fındık kapansın. Fındık toplamaya gelmedi. Yeşil fındığı dondurdu. Karın şişko kızdı. Abla. Benden mi tikti de dedi. Toplu yerini ya bir şey demeyin. Sen çok fenesin. Abla. Bir sene reyaldin. Eylül ayında fındıklar toplanmıştı abla. Bizde başak derler evet. Eylül'de. Yani Temmuz, Ağustos, Eylül arasında toplanır. Eylül'ün sonunda da ya. Dalda kalan fındıklar. Ya biz gelmişiz ziyaretine bayram izninde. Annemin babamın ya, yanına. Orada sohbet şey yapıyoruz. Çocukla bunun kızı vardı. Eşim de dalda kalan yere düşen fındıkları alıp yalan, yeme şeyi var. Dur, yani, dur canım. Ve dinle, daha sonra dinle. Da ben hayır, annemden Ertan'ın kızını götürerek bir çuval fındığı götürdüm. Tarttırdım. Parasını da verdim. O yani ne orada geldin. Ne karışıyor? Hayır o zaman değil. Peki şu 3 ay sonra ne olmuş hayır, ona yalan. Bir devam edelim. Devam edelim 3 ay sonra. 3 ay sonra gelen şok itiraf. 3 ay sonra Nilgün Gonca teyze geldi dedi. Annemin de teyidini duydum. Daha sonra annemin ağzından kaçırdığı cümle şu oldu. Ben Nilgün'ün kapısını ilk çaldığımda açmadı. Daha sonra Selma'nın evinin oralara baktım geriye döndüm. Tekrar Nilgün'ün kapısını çaldım. İçeri almadı. Ben de anneme kızdım. Neden bunu benden sakladın anne dedim. Kafamda annemi şüpheliler arasına aldım. Evet Gonca Gül teyze. 3 ay sonra Nilgün diyor ki evet Gonca Gül teyze bana uğradı. Dur. Annem sen de diyorsun üç ki. 3 ay sonra yok aynı gece. Bak bir dakika aynı ben bir bitireyim canım. 3 ay sonra sana soruyor bu sefer Ercan. Diyor ki bak Nilgün uğradı diyor. Sen de diyorsun ki evet ilk çaldığımda açmadı. Sonra Selma'nın evinin oralara baktım geriye döndüm. Tekrar Nilgün'ün kapısını çaldım içeri almadı. Ercan da sana kızmış. Neden bunu benden sakladın anne demiş. Şimdi bak diyorsun ya Nilgün muhtarı ara dedi. Nilgün sana muhtarı ara dediğinde saat 4:30-5. Ama sen 9'da arıyorsun. İşte o yüzden diyoruz sen o 4-5 saat neredeydin diye. Gezdim. Yukarı parklara çıktım. Arkadaşlar o
şeyimiz hazır mı? Ben sakat karı, onunla benim gezmem. Tamam, haklısın. 10 dakikada geziyor, ben 1 saat ancak. Haklısın. Sorun Bahattin Havada. O güzergah hazır mı? Mesela Ercan nerelere bakmış? Ercan'ın 20 dakikada baktığını 5 sene önce Gonca Gül teyze... 1,5 saat. Hadi diyelim ki... 1,5 saat. 1,5 saatte bak. Seninle ben bir... Gel, 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 gel Ercan buraya. Gonca Gül teyzeciğim. Ben ölmüşüm. Beni bir tür düz. Gonca Gül teyzeciğim. Bir müsaade edeceğim. Çıkaracaksın. Yardımcı olacaksın. Sana ne dedi Ercan annen? Nereleri gezdin dedi. Çok baktız. Gonca Gül teyze. Bizim taraftan olan ne? Emine. Evet. Sen ağzın dursun. Şimdi abla. Dırtır sen çok kaynatıyorsun. Buradan iniyor aşağıya. Sen zaten kaynatıyorsun. Değil miydim ben? Gonca Gül teyze rica ediyorum bak. Ama bu sefer çok rica ediyorum. Dinle. Evet. Tarlaya gidiyor. Evet. Dönüyor. Yani şu aradan sonra caminin oradan bizim şey, Buruncuk yoluna doğru gidilen bir yer var. Gonca orada da teyze. Çok ileri gitmiyor. Hı. Tekrar bu caminin oradan geliyor. Buradan çöp kutusu tabii Nilgün'lerin oraya doğru böyle geliyor. Tabii bana anlattığına göre tamam mı? Nilgün'ün evine uğramadığını söylüyor ya. Ablamın evine Selman'ın gidiyor. Evine doğru. Selman'ın evi de şu civarlarda. Hı. Yine Nilgün'ün evine ama geçiyor. Ama boş ev. Oraya boş, gidiyordu diye. Terk edilmiş ev. Buradan bak aslında... Çalmış. Sonraki ifadesine göre çalmış. Ama ben çalmadım diyor. Direkt gidiyor. Geliyor. Geri dönüyor. Evde bekliyor. Eve ben bunların hepsini adımladım. Kronometreye bastım. Park yok da anne. 20 dakika içerisinde. Park. Hayır bana başka kelime söylemedin. Sen burada zırvalıyorsun. Burada söyledim. Özür dilerim. Deme. Özür dilerim. Zırvalıyorsun deme annene. Özür dilerim ama. Zırvalıyorsun deme annene. Özür dilerim ama hak ediyorsun. Hak ediyorsun sen. Sen hak ediyorsun. Ya güzel uzman olmuş. Hayır. Diyorsun sen. Sen çok bana işler dedin. Sen Gonca çok evdeli ettin. Sen de kaybolsaydın. Anne, senin hakkını darardım. Anne ağlamaya geçme. Zaten ağat yaptığın senin için Allah biz babamızı bulamıyoruz. Onun 5 yıldır oyaladın bizi be. Ula ben tam bayaz evi geçtim. Benim anne benim. Bak yalan ilk söyleyeyim. Gün benim geldiğimde deseydin ki Nilgün kapıyı açmadı anne şimdi, oğlum. Şimdi arkandayım dedi de bulun dedin. Diye neden gibi. Sakladın? Ben bununca yoluna geçtim. Çöpün oraya. Sen diyen filan yerden geri dönmüş. Neden sakladın? Bayaz evi dur, bak yalan söylüyor. Dinle dinle dur. Babamı şey yapıyor musun? Nefret ediyor musun babamı? Ne edeceğim ola? Siz sizin alay başınıza nefret dolu kelimeler var anne. Senin alay başınıza Gonca Gül teyze. O nefretinin karşılığında ben de senden nefret ediyorum biliyor musun? O kelimeler babama söylenemez. Ercan bir dakika. Gonca Gül vereceksin babama. Gonca Gül teyze. Sen onun sen cevabını babama olur. Ahirette vereceksin. Sen vereceksin. 300, 300, 400. Muşmulay. Yapmışlar. Gonca Gül teyze. Yalan kendi uydurdun. Sen ne kadar nefret duyuyorsun babamdan bana açıkla. Gonca Gül teyze bir dinle. İftire neden edeyim, nefret ediyorsun? Gonca Gül teyze rica ediyorum. İftira değil. Belgeler. Rica ediyorum. Ben belgelerle girelim öyle. İftira mı iftira değil. Ercan. Ne demiş bu? Kayıt var, söyle bana. Gonca Gül teyze, rica ediyorum senden ama lütfen. Ama bunun yalanlarına alışık olduğum için... Bunun yalanlarına alışık olduğum için... Şeyim gereği tamam mı? Gonca Gül teyzeciğim. Çünkü inkar edeceğini bildiğim için o yönteme başvurdum. Gonca Gül teyze bir saniye lütfen ya. Lütfen gerçekten çok yor... Tamam iftiraysa da... Peki iftira, peki iftira. Ama lütfen dinle. Ben dinlemek istiyorum. Beni nefret dedi. Ertan'ın kızıyla annemin arasında diyalogda tamam mı? Diyor ki o babamdan bahsediyor tamam mı? Bak, benim bir saniye anne ya. Bir saniye benim konuşmama müsaade etsene. Babamdan bahsediyor. Diyor ki o adam diyor Nilgün'e paraları yediriyordu. Evet. Gün paralarımı veriyordu. Aslında parantez açalım. Benim babam hiç cebine para koymaz. Paraları bu veriyordu. Para evde bunun elinde geçiyordu. Yalan, babam yalan. Ne kahveye gider yalan, çay içebilir ne gidip tıraş olabilir. Tıraş olduktan sonra da onun yalan, ücretini annem şey. Gidip ödüyor. Evet. İstediğiniz yere tutar. Sorabilirsiniz. Ben bunu böyle baş baş yani. Konuşmuyorum. İnanın oturup da evde senaryo yapmıyorum. Sen de ne olur konuya gel de susturamıyorum çünkü. Tamam dur böyle. Evet. Abla ondan konuşma sonra diyorsun, evet. Daha sonra diyor ki alıştırdı alıştırdı. O kelimeyi kullanıyor. Nerede muşmula diyor. Vurdular, attılar bir kenara diyor. Belgesi var. Abu çağırmış. O ne abu çağırmış? Bir saniye. Buna Leyla sen bunu demiş. Dedin mi Leyla demedin yani mi? Sen bunu dedin mi tallada, demedin mi? Tallada, uy tallada ağlı yerim ki beni dedim bıraktın tekte tallak hayrat.
Nein, karılar dedi, bu kapıyı bastı, esiven kapıyı bastı. Kim? Bu bastı, geriden derler ki ormanda gebertti, attılar aha yonca. Benim ağzımı tuttu, dedi ki ormanda babalarını geberttirdi, attırdılar dedi, kapıyı bastı bu, eltimin şeyi. Kimin kapısını basmış? Vah, şeyin, ben bu iddinin karısının, esivenin, sermiyonun. Sen niye konu, bir dakika, bir dakika. Dur, sen hayır durmayacağım, hayır durmayacağım. Goncagül teyzeciğim, Goncagül teyzeciğim. Ha. Sen niye konuyu değiştiriyorsun? Sen niye konuyu, sen neden konuyu değiştiriyorsun? Her şeyi biliyor. Önceden de böyle yapıp konuyu kapattı. Bunu Goncagül'le, Yoncagül'le aralarındaki... Ooo yalan. Dur. Telefon konuşması var. Telefon konuşması. 16. dakikası kayıtlı mı? Kayıtlı. Niye kaydetmiş? Bilerek kaydettim çünkü güvenmiyorum buna. Sen nasıl kaydettin? Ha. Yani ben değil. Otomatik zaten telefon kaydediyor. Yoncagül'ün telefonunda mı kaydediyor? Yoncagül telefonda kaydedilmiş, bana gönderildi. Yoncagül niye kaydetmiş? Ben söyledim. Çünkü annem çok çelişkili şeyler konuşuyor. Ay. Önceki programda da böyle yargara yaptı. Konuyu kapattırdı, bizi yolladılar. Abla biz kayıt altına almasak yani zaten burada biz şey olarak... Hayır, kaydı varmış. Giderdik yani orada. Yani. Keşke de senin her dakikanı kaydetseydim. Karın attı işte. En azından karın, yani tamam mı? Senin yalancı olduğunu çıkarırdım be. Peki Goncagül teyzeciğim. Avukatım, Allah'ta demedim. Avukatımız Hasan Bey var ya, avukatımız Hasan Bey. Yalan sen layımışsın. Sen yalım, sen uzman edin. Bir teyze, bir saniye. Bir avukatımız var ya Hasan Bey. O Zonguldak'a gitti. Evet. Bazı görüşmeler yaptı. Tamam. Muhabirimiz Murat Sönmez de yanında. Şimdi canlı yayındalar. Hasan Bey merhaba. Murat'cığım merhaba. 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 İyi yayınlar Serap Hanım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar, merhaba. Teşekkür ederim. Evet, sizi dinliyoruz Hasan Bey. Ne yaptınız Zonguldak'ta? Neler yapabildiniz? Evet, yani bugün sabah Zonguldak'a geldim. Zaten buraya gelme amacımız Nizamettin amcanın kaybının bir kayıp değil de cinayet olma hususuyla ilgili olarak savcılık makamıyla görüşmekti. Savcı Bey'le bir görüşme yaptım. Dosyanın tamamını da temin ettim. Bu dosyanın Ekim niteliğindeki iletişim tespitlerini o döneme ait Serap Hanım. Yani o dönem Nizamettin amcanın kaybından 10 gün öncesi ve 10 gün sonrasını kapsayan tüm iletişim tespitlerini temin ettik. Süper. Aynı zamanda kim, kiminle, nerede? Hani insanlar ben buradayım gibisinden iki gün sonra da farklı beyanlarda bulunuyor ya. Evet. O ara cep telefonlarının sinyal verdiği baz istasyonu kayıtlarını da temin ettik. Süper. Aynı zamanda bu iletişimle alakalı olarak da kim kiminle mesajlaşmış o mesaj kayıtlarını da temin ettim. Bunlar bizim için şu açıdan önemli. İnsanların eski beyanlarıyla şimdiki beyanları arasındaki çelişkileri ortaya çıkarmak adına ve kimin doğruyu söyleyip kimin doğruyu söylemediğini ortaya çıkarmak adına çok önemli. Savcılık makamıyla da görüştüm. Savcı Bey de zaten bu işin bir klasik kayıp olmadığını düşünüyor. Çünkü olayın ilk başından itibaren burada aranmadık yer kalmamış. Yani sadece Kandilli beldesinde değil, Karadeniz Ereğlisi'nde de aranmadık. Balıkçı barınakları, oteller, camiler, yollar... Her yer aranmış. Yani sadece olayın klasik bir kayıp olduğu düşünüldüğü için, cinayet soruşturması olmadığı için de bir ceset aranmamış. Biz şu an itibariyle Nizamettin amcanın cansız bedenini arıyoruz. Yani bunu söylemek zorundayım. Kimse kusura bakmasın. Nizamettin amcanın cansız bedeninin bence, bana göre nereye gömüldüğünü arıyoruz diye. Savcı Bey'le de aynısını konuştum zaten. Elimde çok önemli bilgiler var. Yani dosyanın tamamını inceleyemedim. Bayağı kabarık bir dosya. İnşallah yarın bu iletişim tespitleriyle ilgili ve dosyanın içerisindeki diğer belgelerle ilgili detaylı bir çalışma yapacağım Serap Hanım. Hocam sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz sizlerin Hasan Bey'e, Murat'a sormak istediğiniz Hasan bir şey Bey var mı? Hasan Bey gayet iyi, her şeyi araştırmış. Allah razı olsun. Bu arada Hasan Bey şey önemli tabii. Özellikle olaylar sıcağı sıcağınayken evet. insanların verdiği ifade henüz evet. olay çok tazeyken verilen ifadeler ve aradan 3 yıl, 2 yıl, 5 yıl geçtikten sonra verdikleri ifadeler arasındaki çelişki çok önemli ve 5 yıl sonra verdikleri ifade olay soğuduktan ve biraz evet. hafızalardan silindikten sonra. Oysa ilk verilen ifadeleri çok önemsiyoruz. Doğru mu Hasan Bey? Tabii mesela kesinlikle mesela şu ön bilgiyi vereyim sadece yani çok kabarık HTS kayıtları, telefon görüşmeleri. Nizamettin amcanın son 10 günü ve
kaybolduğu gün en fazla görüşme yaptığı iki kişinin ismini vermek istiyorum. Gerisini yarın açıklamak istiyorum. Tamam. En çok görüşme yaptığı kişi bir İsa, iki Ertan. İkincisi Ertan. Yani hatta şunu söyleyeyim. En sık görüştüğü Ertan, sonra da İsa. Gerisini ben yarın açıklamak istiyorum. Özellikle son 10 gün ve kaybolduğu günü kapsar şekilde böyle üstün körü baktığımda hızlı hızlı yayına hazırlık olması açısından en fazla İsa ve Ertan'la konuştuğu bilgisini önden vermiş olayım size. Tamam. Devamlı arıyordu beni Murat'la abla. Murat'la hani birlikteyken de o Nizamettin amcanın sakatlığı oldu, yani engelliliği oldu ve böyle hani kayboldu diyelim, yolunu şaşırdı. 100 kilometre öteye falan yürüyemeyeceğini kesin teyit ediyoruz değil mi? Savcı Bey de bunu söylüyor. Bu tespit kesinlikle, şey. Kesinlikle. Bakın Nizamettin amcanın, ben olay yerine muhabirimiz Murat Bey ile Emre Bey ile beraber dolaştım. Yani buradan kendi evinden tarlasına gitmesi, geri dönmesi yarım saat 40 dakikayı çok rahat bulur. Zaten yavaş yürüyen biriymiş. Evet. Hatta tarladan dönerken mi, tarlaya giderken mi orada köylü Emine Hanım onu çömelmiş bir şekilde. Yoruluyor zaten hocam. Yani şey değil. Yani tarlayla ev arası 200-300 metrelik bir mesafede yarısında adam dinlenmeye ihtiyacı duyuyor. Onu söylemek için. Evet. Dolayısıyla o kadar uzaklaşma ihtimali yok. Mesela enteresan gelen bir şey var burada da. Bu bir tarlası var işte eve 300 metre mesafede olan. O tarlanın içerisinde de eski bir ev var. Mesela orada da üstün körü bir arama yapılmış. Çünkü bakın bir kayıp 5 saatlik zaman dilimimiz var ya. Ben şunu söyleyeyim. Yani buradaki köydeki vatandaşlarla da görüştüm. Bire bir mezar veyahut da ikiye ne kadar sürede kazarsınız dedim. Bir buçuk saatte kazarız dediler. Ortak kanaattir. Şimdi bakın evin içerisinde, tarlanın içerisinde metruk kullanılmayan bir ev var. Evet. Yan tarafında ahır gibi bir ev var. Bakın orada kazı çalışmaları yapılmamış. Ve benim kanaatim tabii ki bir şey geldiyse başına, yani hayal kurarak veyahut da bir şekilde olmayacağını düşünerek baktığımda tarlanın etrafında başına bir şey geldiğini düşünürsün diyeyim. Yarın tabii dosyanın içerisindeki diğer detaylarla birlikte de anlatacağım size. Bu arada biz de bugün Ercan burada çok fazla, tabii ben biliyorsunuz Gonca Gül teyzeyi susturmakta biraz zorlanıyorum. Dolayısıyla onların söyledikleri de biraz karambole gidiyor diye mektup yazdı. Bu mektupta ilk gün Gonca Gül teyze Ercan'a Nilgün'e uğradığını söylemiyor. Gittim Selma'nın oraya baktım, geldim ve evdeydim hep diyor. Nilgün de diyor ki ben ertesi gün neneden duydum dedenin kaybolduğunu, söyleseydi beraber arardık diyor. Ağız birliği etmişçesine, ama 3 ay sonra her ikisi de hem Gonca Gül teyze diyor ki 2 defa gittim. Nilgün diyor ki evet bana geldi ama açmadım gibi 3 ay sonrasında iki tarafta ilk günde 3 ay sonra da bir ağız birliği var. Bu arada bir kadın gelip o sırada bu arama çalışmaları sırasında gelip Nilgün'ün yakasına yapışıp dedeyi öldürüp nereye attın diye bir hesap soruyor. Ve kadını kocası ama oradan attınız diyor. Yani yok, ikisini yani kastediyor. Sana yapışmadı ikiniz. Ama Nilgün'ün yanında sana dedi ki ikiniz ona birden. Dedi. İkiniz dedi. Çoğul hekim kullandı. Onun için yalan, şimdi İsa'nın çok ilginç bir ifadesinde bir cümle var. Siz. Bakın. Dur. Bir komşudan bahsediyoruz. Karısını da göğe kıskanıyor Nizamettin amcadan. Ve bu gelip gitmesin diyor. Bu arada karısı 30 yaşında, Nizamettin amca 72 yaşında. Çok sık gelip gidiyor. Kıskanıyor. İfadesinde şunu söylüyor. Karım onunla çok ilgilenirdi. Kişisel temizlik bakımını bile yapardı. Yalan. Bakın izleyin, izleyin, dinleyin. Ay. Yalan. İsa'dan kayıp Nizamettin'le ilgili olay açıklama. İsa ifadesinde çocukları Nizamettin'in öldürüp gömdüğümüz şüphesini üzerimize atmışlardır. Şu an hala kayıp olan Nizamettin'le aynı mahallede yakın komşusu olmamız nedeniyle günde 5 kere evimize geldiği olurdu. Kendi maaşı haricinde bir geliri yoktu. Geçim sıkıntıları vardı. Çok yaşlı ve eşinden başka bakacak kimsesi olmadığından
Yardım amaçlı olarak eşim Nilgün kendisine yemek verir, karnını doyurur, temizliğini dahi yapardı. Bizi evde bulamadığında evimizin önüne oturup bizi beklerdi. Bu duruma mahallemizdeki komşular da şahittir demiştir. Şimdi tekrar canlıya dönelim. Evet, İsa diyor ki ifadesinde karısından başka kimsesi yoktu. Günde bize 5 kere gelirdi. Yemeğini de verirdik. Kişisel bakımını bile yapardı diyor Hasan Bey. Ve o gün İsa ile çok konuşuyor. Aslında İsa o gün Soma'ya gittiğini söylüyor biliyorsunuz. Bak yalandı, o da ve yalan. İş için gittiğini söylüyor. Bu ortaya çıkar HTS kayıtlarından. Tabii. Ama tabii. Zaten o kayıtların tamamı şu an elimde. Tamamını inceleyeceğim. Bu akşam inceleyeceğim. Tamamı Soma'da mı, burada mı, telefon nerede? Ya bunların tamamının baz istasyon bilgisi de bende şu an. Ama sadece yayına hazırlanmak adına o iki isim dikkatimi çekti. Çünkü çok tekrarlıyordu o ikisi. İsa, Ertan. Kayboldu. İsa, Ertan. Ertan, ben sana o gün dedim ki babanı en son ne zaman gördün? Önceki Kurban Bayramı'nda. Evet. Arardı, konuşurdu. Ara ara konuşurduk. Cümlemi bitireyim mi? Evet. Bitireyim mi? Dedin ama kaybolduğu gün bu kadar sık konuştuğunuzu ve seni aradığını söylemedin. Ben kaybolduğu günü aramadım. Ben abim aradı beni sadece. Ondan sonra abim aradıktan sonra dedim ki annemi aradım. Geliyoruz dedim değil mi anne? Onu sana demiyorum. Onu demiyor Hasan Bey. Hasan Bey kaybolmadan önceki saatlerden bahsediyorsunuz. Kaybolmadan önceki 10 gün ve kaybolduğu günle alakalı söyledim Selam Hanım. Kaybolmadan önceki kaybolmadan 10 gün ve kaybolduğu günle alakalı olarak sadece bakın babasının günleri ve saatleri noktasında değil. Tekrar eden isimler bunlar olduğu peki, için bir şey söyleyeceğim. Kayıt çok. Bir şey söyleyeceğim. Ertan ve İsa ismi gözüme çarptı. Hasan Bey şimdi o buyurun telefon... aslında Nizamettin amcanın telefonu yoktu. Ortak aynen telefonlarıydı. Evet. Gonca tabii, Gül teyzede tabii de duruyordu telefon çoğunlukla. Şimdi Gonca Gül teyze konuştuysa İsa ile bu da bir şüphe. Baba hepsine da konuştuysa bak şüphe. Aynen. Efendim tabii anneyle Ertan o kadar sık konuştuysa ya da babayla konuştuysa. Hayır, kızımla da devamı konuşuyordu. Torunuyla Sera konuşuyordu. Baba, kızımla. Babasının telefonuyla. Mesela annesini aradı. Annesinin hattı benim üzerimeydi. Annesinin hattı benim üzerime. O zaman, hattı benim üzerime. O zaman kimin adına Hanım, kimin adına değil ama o telefonu taşıyan kimse o neredeydi ve ne zaman görüşme yaptı yarın bütün bilgisini verecek. Tamam, sıkıntı yani, yok. O telefon kimin istiyorum elindeydi bizi ilgilendiren evet, o. Evet. Kızımın Ertan adınaydı Bey. Ben konuşmadım kızım konuştu bilemeyiz ama o telefonun kullanıcısı Gonca kimse bize onu açıklayacak yarın. Gonca neden teyze bir ağıt yakarken burada yani bütün içini dökerken ağzından bir cümle çıktı. 30 ben Ertan'ı 30 yıldan kurtardım. Ya 30 yıl önce cinayette verilen bir şey. Yok küçüklüğümde bir suç işledim. İşte bu cinayet miydi? Hayır cinayet değil. Hayır yok. Birileriyle kavga ettim. Gaz yerine soktular. 5 yıl, 6 ay, 20 gün ceza aldım. Şimdi nasıl kurtardı? Yani bir düzen avukat, mi yok yok avukat kurdu. Avukat tuttu öyle şey yaptılar. Peki yani şimdi bunlar ben şu konuya olan bir şey tekrar dönmek istiyorum. Evet, aram olsun bir saniyenizi ara rica ediyorum. İsa'nın, Hasan Bey, İsa'nın karım onun kişisel temizliğini, hijyenini bile o yapardı. Oo. Karısını kıskandığını söyleyen bir adam. Evime gelmesin. Hoş karşılamıyorum, kapı açıktı, çat diye geliyordu vesaire diyen bir adamın ne gibi bir menfaati olabilir? Karısının böyle bir şey yapmasına izin vermekteki menfaati ne olabilir? Yani maddi bir menfaat dışında kesinlikle başka bir şey aklıma gelmiyor. Ama şöyle eğer gerçekten karısını kıskanıyorsa yani yaşlı da olsa bir erkeğin kişisel bakımını yani yaptırmayacağı düşüncesindeyim ben. Yani böyle bir beyan varsa aslında İsa kendiyle çelişmiş oluyor. Peki. Yani hani peki kıskanıyordun? Peki. Hani kıskanıyordun? Peki özellikle o gün tabii ki de o telefonda kimin konuştuğu, nereden konuştuğu önemli. Bir de o telefonun özellikle İsa'dan bahsediyorum. O telefonun kimi aradığı da önemli. Evet. Arayanlar kadar mesajlar kimi aradı? Var bak, mesajlar da var. Ha. Kim kimi aradı? Ne zaman aradı? Kim kime mesaj attı? Acaba mesaj biliyor muydu Gonca Gül veya da Ertan'la İsa arasında bağlantı var mı? Bilmiyorum. Bakacağız. Hepsine yarın bakacağız.
Hepsini yarın detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Peki, o zaman sizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Yarın çok heyecanlı bir Nizamettin Havadar dosyası bizi bekliyor. Kesinlikle. İnanılmaz bilgiler var dosyada. Çok teşekkür yarın ederim. Ben de harika. Heyecanla okumayı bekliyorum. Hasan gerçekten. Bey çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Hasan Bey. Murat'cığım teşekkürler. Evet efendim, anlaşılan yarın gerçekten bizi çok heyecanlı dakikalar bekliyor. Özellikle de Nizamettin Dede konusunda. Bugünlük bu kadar. Yarın saat 13'te yine Star ekranlarında Gerçeğin Peşinde programında sağlıkla buluşmayı diliyorum. Allah'a ısmarladık.